Tamam. Efendim, Facebook'ta Akademik Dergiler Paylaşım Platformumuzun düzenlediği bu ilk canlı yayın Serpil hocamızla başlıyor. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Filiz Mehmetoğlu. Konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Serpil Aygün Cengiz, Ankara Üniversitesi Halk Bilim Bölümünde Etnoloji Anabilim Dalı Başkanı. Kendisi kısaca 3 tane yüksek lisans derecesine sahip ve aynı zamanda da ikinci doktorasını yapmakta. Bize bugün ilk yaptığı doktorasını sunacak. Hocamızın benim gözlemlediğim kadarıyla en önemli özelliği multidisipliner çalışması. Ve halen bir öğrenci gibi gayretli olması, halen o ilk zamanlardaki gayretini bırakmamış olması, bu ikinci çok önemli. Yani profesör oldum bitti, rahata erdim gibi bir düşüncesi yok. Hocamız halen gerçekten bir öğrenci gibi çalışıyor. Üçüncü gözlemlediğim ve ben de hoca ile ilgili hayranlık uyandıran üçüncü özelliği de önce hocalara olan vefası. Bu çok önemli. Yani ailelerimize bir vefa, büyüklerimize, atalarımıza, ata kültü falan evet, ama bir de mesleki anlamda öncülerimiz var. Bunu çok büyük takdir ve özlemle izliyorum. Bu çok önemli. Öncekiler olmasaydı şu anda yaptığımız çalışmaları yapamazdık. Çünkü bilim metodolojisi itibariyle öyle çalışıyor. Yani siz çok iyi olsanız da bir öncekilerin yaptığının üstüne ancak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben bu üç büyük özelliğini çok kısa sürede tanıyorum Serpil Hoca'yı, fakat bu üç önemli bulunmaz özelliği kendisinde tespit ettim ve bu yüzden de kendisinin hayranıyım. Şimdi gelelim ikinci paragrafımıza. Serpil Hocamız bize bugün gazetecilik anabilim dalında 2005 yılında tamamladığı ilk doktorası olan Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam, Otomobil Reklamları ile Kurulan Evren gibi ikinci bir veya alt başlık koşut yapıtadı gibi bir başlığı var. Danışmanı Profesör Doktor Ahmet Tolungüç, tez danışmanı. Ve kitap da kaç yılında basıldı hocam? 2009 galiba. 2009. Evet. Bu arada hocamızla ilgili bir notu da sonradan almışım. O da ilk bölüme eklemek istiyorum. Hocamız 2019 yılında iki tane ödül almış. Bir tanesi çok kıymetli. Pertev Nail Boratav Halk Bilim Ödülü. Bu büyük bir şeref hocam. Teşekkür İkincisi ederim. de Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü almış. Gerçekten çalışmalarına bakıldığında, kendisiyle konuşulduğunda zaten bunları hak ettiği aşikar. Şimdi ben sözü fazla uzatmayacağım. Sanırım sözü ehline bırakmak gerekiyor. Ayrıca şahsen de çok teşekkür ediyorum. Ben 5 yıldır bu grubu tek başıma çok idealist bir şekilde sadece yardımcı olmak, edindiğim bilgileri gençlerle paylaşmak adına konuştum. Sizden böyle güzel bir destek almak
Çok kıymetli. Teşekkür ederim hocam. Filiz hocam, ben de bu öncelikle bu güzel ve onurlandırıcı tanıtım için çok teşekkür ederim. Facebook'taki platformunuzu ben de takip ediyorum. Çok aktif ve evet, yani özellikle gençlere çok bilgi verici bir platform. Ben de üyenizim zaten. Bütün mesajlara bakıyorum her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl yapalım? Başlayalım mı şimdi o zaman? Hocam, bundan sonrasını size bırakıyorum. Konuğumuz sizsiniz. Rahat etmenizi istiyorum. Hepimiz evlerdeyiz. Pazar günü ve müsaitiz. Tamamen size bırakıyorum. Tamam. O zaman kayıtta da Filiz hocam, sesin daha net olması için isterseniz belki siz de Kapatıyorum. mikrofonu, evet, daha net olur o zaman o nedenle. Ben şimdi anlatmaya başlayacağım ama tabii şimdi ekran başında olunca yüz ifadelerini de göremeyeceğim PowerPoint'u açacağım için haliyle. Araya girmek isteyen olursa, söz söylemek isteyen olursa, eleştirmek isteyen olursa, katkıda bulunmak isteyen olursa çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Onu söylemek isterim. El mi kaldıralım? O sırada el mi kaldıralım? Burada. Onu da göremeyeceğim çünkü PowerPoint'i idare etmem için bu ekranı aşağı indirmek zorundayım. Dolayısıyla direkt söze girilebilir. Peki. Kim ne zaman isterse. Filiz hocam, herkes. Dediğim gibi çok sevinirim öyle de olursa. Ben şimdi o zaman önce dosyamı açayım. Şu anda tam ekran görünüyor mu Filiz hocam? Evet hocam, sorun yok, görünüyor. Tamam, bir sorun olursa siz bana söylersiniz, değil mi? Tabii, ne demek hocam, rahat olun. Tamam. Siz tamamen istediğiniz gibi yapın. Çok rahat olmanızı istiyorum. O zaman karşı tarafa da yansıyor. Lütfen, sohbet ediyoruz hocam. Burası yarı resmi, yani çok resmi bir yer değil. Lütfen rahat olalım. Daha verimli olacağını düşünüyorum hatta. Peki. Teşekkür ederim Filiz Hocam. Şimdi tezim Filiz Hocanın da dediği gibi 2009 yılında Ankara'da Ütopya Yayınevi tarafından basılmıştı. 272 sayfalık bir kitap oldu. Ben tezimi size anlatacağım fakat tezimi yazdığım zamankinden biraz farklı bir bakış açım olduğu için tezimin hikayesini de anlatmayı size çok istiyorum. Yani şunu demek istiyorum aslında. Şu andaki aklımla bu doktora tezini yeniden yazıyor olsaydım neden otomobil kültürü, neden otomobil reklamları diye de anlatırdım ve içinde muhakkak böyle bir bölüm olurdu. Hatta neden doktora yapıyorum, onu da anlatırdım. Bu tabii 2005 yılında bu tezi yazdığım zaman aklımda olan meseleler değildi bunlar. Daha doğrusu bu meselelerin bilimsel bir metin içerisinde yer alabileceğini düşünmüyordum o zaman. Akademide de böyle bir gelenek yoktu. Hatta yıl 2021, şimdi bile çok az akademik ortamda ve çok az kişi tarafından bence akademik metnin ardalanında ne kadar önemli olduğu düşünülüyor ve onun da ne kadar üretilen bilime dahil olduğu düşünülüyor çok az kişi tarafından. Ama dediğim gibi şimdi olsa birazdan anlatacaklarımı bu kitabın içinde de okuyabilirdiniz. Ama şimdi sözlü olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle reklam meselesiyle ilgili şunu söylemek isterim hikayemi anlatmadan önce. Herhangi bir reklam, bu gazetede basılı bir reklam olabilir, televizyonda gördüğümüz reklam, internet sayfalarında gördüğümüz reklamlar. Yalnızca reklamı yapılan ürünün metanın tanıtılmasına hizmet eden bir şey değil. Ondan çok daha fazlasını yapan bir şey. Reklam içinde yaşadığımız kültürü adeta yeniden desenleyen çok farklı bir dünya gerçekten. Ben de doktora tezimi yaptığım yıllarda böyle bir metin üretmiştim. Yani bu metni ben hazırladım. Fakat bunu yayınlatacak hiçbir yer bulamadım. Onun için künyesi yok gördüğünüz gibi. Burada söylemeye çalıştığım şey şuydu. Doktora tezimi yaparken ben logoların bizim dünyamızda kelimelere, cümlelere, çok derin anlamlara karşılık geldiğini düşünmeye başlamıştım. Onu da anlatabilmek için böyle bir metin hazırladım. Şunu yapmıştım. Azra Erhat'ın
mitoloji sözlüğünden Nike maddesini aldım. 1984'te Remzi kitabı evinden yayınlanan sözlüğünden. Onun fotoğrafını çektim ve sonra Nike kelimesini kaldırarak Nike'nin logosunu yerleştirdim kelimelerin yerine. Ve yani bu metinde demek istediğim bir zamanların zafer tanrıçası olan Nike'nin yerini artık nasıl uluslararası önemli bir marka olan Nike'nin aldığını göstermek istedim. Hani bu şekilde bir tasarımla. Yani reklamlar bu kadar bizim dünyamızın içerisinde. Hatta doktora tezini yazarken şöyle bir hayalim de vardı. Acaba logolarla ve sadece reklamları kullanarak bir çizgi roman yazabilir miyim diye. Öyle bir fantezim de vardı. Hiç onu yapamadım ama hani vakit ayırarak bir çizgi roman üretilebileceğini düşünüyorum. Sadece reklamlar kullanılarak ve logolar kullanılarak o derece hayatımızın içinde hayatımızın önemli parçası. Daha doğrusu kapitalizmin çok önemli bir parçası. O da bütün dünyayı kuşatan bir sistem olduğu için. Dolayısıyla reklamlar da hayatımızın önemli bir parçası. O nedenle reklamlarla ilgili çalışmaları gerçekten ayrıca önemsiyorum. Belki hikayemi 1985 yılından başlamam lazım. Çünkü hani neden doktora yaptım ve neden akademisyen oldum? Tabii bu soruların karşılığında birçok cevap vardır. Tek bir şeyle herhangi bir toplumsal yaşanmış bir şeyi ya da bireysel yaşanmış bir şeyi açıklayabilmek mümkün değil. Ama ben kendi hikayeme baktığım zaman 1985'te Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesindeki başarısız öğrenciliğimin beni bu doktoraya getiren sürecin de başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Tıp Fakültesini kazandığımda Ankara'ya gelmiştim bu eğitimi almak için. Ailem de Karadeniz Ereğlisi'nde yaşıyordu. Ve tıp fakültesinde hiç bir şekilde eğitimle bir ilgim olmadı. Ve bütün ömrümde bu fotoğrafta gördüğünüz gibi tıp fakültesinin önünde bir Ankaralılar bilir bir heykel vardır. O heykelin altında çimlik alan. Gerçi onu şimdi alçak da olsa bir demir parmaklıkla çevirmişler. Dolayısıyla bu şekilde çıkıp oturabilmek orada artık pek mümkün değil. Ama o zaman yoktu. Biz de heykelin altında güneş çıktığında gölge olan tarafında oturarak sohbet ederdik, vakit geçirirdik. Benim bütün hayatımda ders saatlerinde burada geçti. Tıpla bir ilgim olmadı yani. Çok kafamın karışık olduğu bir yıldı diye hatırlıyorum 85-86 yılı. Ve hani o yaştaki bütün çocukların aslında sorduğu soruları ben de soruyordum tabii. Yani ben nasıl bir hayat yaşamalıyım? Ben ne yapacağım? Hayatımın bir anlamı var mı? Hatta benim bir anlamım var mı? Yaşamam gerekiyor mu? Yaşamasam da olur mu? Böyle bir sürü soru kafamda. Karışık bir yıl geçirdikten sonra tıpta da yapamayınca, hiçbir ilgim olmayınca tekrar sınava girip felsefe okumaya karar verdim. Ve 1988-89 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde birinci sınıfta öğrenci oldum. Ve daha öğrenci olduğum yıl hatırlıyorum. Öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken, öğretmen olmak için alması gereken formasyon dersleri vardı. Ben o formasyon derslerinin yerine Latince ve mitoloji almak istemiştim. Ama danışman hoca izin vermemişti ve beni bölüm başkanı Yuhanna Kuçurade hocaya yönlendirmişti. Yuhanna hoca da neden bu dersleri almak istemiyorsun dediğinde çünkü ben akademisyen olacağım diye cevap vermiştim. Ben hani neden akademisyen olacağım diye şimdi 54 yaşındayım. 54 yaşından geçmişe dönüp baktığımda herhalde bunun arkasındaki en önemli nedenlerden biri şuydu. Tıp fakültesinden felsefe bölümüne geçmek ailem için çok büyük bir yıkım olmuştu hakikaten. Hiç bunu gerçekten kabullenemediler neredeyse ömürleri boyunca. Ve herhalde bilinç dışında şöyle bir eşitlenme oldu diye düşünüyorum. Tıp fakültesi okuyunca doktor olursunuz. Eğer tıp fakültesi okuyarak doktor olamadıysanız doktora yaparak doktor unvanını alırsınız gibi bir eşitlenme olmuştu herhalde. Yani akademisyen olmayı istememin elbette başka nedenleri de vardır muhakkak o dönem. Ama bunun da çok önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. İkinci neden de hani doktora yapmak ve akademisyen olmak istememle ilgili olarak yaşadığım bir olaydı. O da şuydu. Ben Hacettepe'de birinci sınıf okuduktan sonra yatay geçişte ODTÜ'ye geçmiştim felsefe bölümüne. Ve ODTÜ'de
ikinci sınıfta başladığımda eğitime ya o sene bahar döneminde ya da ben üçüncü sınıfa geçtiğimde güz döneminde 1990 yılında bir doktora tez savunma jürisi oldu. ODTÜ'de olacaktı daha doğrusu. Oldu tabii sonra. Panoda ilanını gördüm. Bir ilan gördüm. Amin Abdullah'ın Gazali ve Kant'ın etik normlarının evrenselliği düşüncesi başlığıyla bir tez savunması ilanı. Ve hemen orada işte hocalara sordum. Sonradan evlendiğim eşim olan felsefeci Erdal Cengiz'e sordum. Ben de gelebilir miyim? Öğrenciler de gelebilir mi diye. Herkes bana gelebileceğimi söyledi ve bu doktora tez jürisini izlediğimde çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ben sonra bu tezi bu doktora tezimi anlatmak için yaptığım sunumlar için taradığımda jüri üyeleri içinde tezde İlber Ortaylı gözükmüyor ama o gün İlber Ortaylı da vardı ve hani tanıyorsunuz İlber Ortaylı'yı. Ortam birden böyle çok eğlenceli bir hale dönüşmüştü, onu hatırlıyorum. Beni etkileyen şey olarak. Bir de daha da önemlisi bir tripod ve kamera vardı ve doktora tez savunması kaydedildi. Şimdi 1990 yılında hani bir akademik etkinliğe tripod ve kameranın gelmesi ve kaydedilmesi çok sıra dışı bir durumdu elbette ve beni de çok etkilemiş. Yani burada çok çok önemli bir şey oluyor diye hissetmiştim o zaman öğrenciyken. Hani bu da doktora yapmak isteğiyle ilgili olarak beni çok motive eden bir olaydı diye hatırlıyorum. Araya yıllar ve olaylar girdi. Neticede ben 1998-99 bahar yarı yılında kendimi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde buldum. Ve orada doktora öğrencisi oldum. Kitle iletişim kuramları, postyapısalcılık ve radikal siyaset, söylem kuramları ve siyasal analiz, ideoloji, iktidar, basın, medya, popüler dil, kitle iletişim kuramları, siyasal reklamcılık, siyasal iktidar, medya ilişkisi dersleri aldım. Ve bunları da bana göre, benim için, birçok kişiye göre de çok değerli hocalardan aldım. Oya Tokgöz, Erol Mutlu, Ayşe İnan, Nurbetül Çelik, Beybin Kajanlıoğlu, Murat Güvenir den almıştım doktora derslerine. Ayrıca Bülent Çaplı'nın derslerine de misafir olarak giriyordum. Ve ben bu doktora programına girmeden önce de Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nın medya ile bağlantılı derslerini takip etmiştim. Halk Bilim bölümünde asistanken ve Eser Köker, Sevda Alankuş ve Aksu Borun'da öğrencisi olmuştum. Öğrenci olmak bakımından hakikaten bana çok şey katan, çok değerli bir zaman dilimiydi. Tezimle ilgili olarak ayrıca şöyle bir önemi var. Burada bütün bu hani ideolojiyle, ideolojilerle bir şekilde bağlantılı dersleri aldığımda zaten Freud'u ve psikanaliz kuramını o zaman da sevdiğim için zaten aklımda olan bir düşünce iyice perçinlenmişti. O düşünce de şuydu: hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şeyin arkasında başka bir şey var. Onun da arkasında başka bir şey var. Onun da arkasında başka bir şey var. Zaten böyle düşündüğüm için psikanaliz kuramının etkisiyle o yıllarda da üzerine siyaset bilimi ve ideolojiyle ilgili ve iletişimle ilgili bu dersleri aldığımda da dediğim gibi hiçbir şey göründüğü gibi değil, arkasına bakmak düşüncesi iyice zihnimde perçinlenmişti. Reklam çözümlememi de tam bu doğrultuda yaptığımı söylemek isterim. Ve tabii bir doktora programında öğrenciyseniz birlikte ders aldığınız arkadaşlarınız da elbette çok önemli, sizi etkiliyorlar. Ben o dönem çok arkadaşım oldu ama hatırladıklarımı söylemek isterim. Barış Kılıç, Vahise Bilay Çelenk, Bunda Başaran, Gülseren Adaklı, Aydan Özsoy, Levent Centek, Tezcan Durna o dönemki doktoradan sınıf arkadaşlarımdı. Bazılarıydı daha doğrusu. Bu arkadaşlarımdan bazıları şimdi üniversitede değil, uzaklaştırıldılar. O dönemde arkadaşlıklarıyla sadece akademik anlamda değil, hayata dair de çok ufkumu açan birçok şeyi benim hayatıma soktular. Ben biraz önce isimlerini saydığım hocalarıma ve doktora dönemimde burada isimleri olan olmayan bütün arkadaşlarıma tekrar bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum.
Tezim buydu. Modernizm, otomobil kültürü ve reklam. Otomobil reklamları ile kurulan evren. Şimdi burada modernizm var. Biraz konuşacağız. Reklama giriş yaptık. Tabii otomobil reklamları, otomobil kültürü mevzusu var. Ben dediğim gibi bu tezi yazarken hani neden otomobil kültürü, neden otomobil reklamları diye kendi kendimde hiç sorgulamadım. Dediğim gibi o yıllarda Türkiye'de en azından benim çevremde özdüşümsel yaklaşım yoktu. Yani bilimsel anlamda herhangi bir metin ürettiğinizde düşünceleriniz üzerine düşünme pratiği diyelim yoktu. Hala da pek olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla bunu sorgulamamıştım. Ama yıllar sonra geri döndüğümde otomobil, yani neden otomobil ona kısmen de olsa bir cevabım olduğunu düşünüyorum. Sizinle birazdan paylaşacağım şekilde. 7 Nisan 2005'te doktora tezimi savundum. Burada ayakta duran danışmanım Ahmet Tolungüç, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Mine Gencelbek ve Ruken Öztürk jüri üyelerimdi. O dönem ben Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde çalışıyordum. Belma Akşit Hoca İletişim Fakültesinden hocamdı, jüri üyesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden Seçil Büker jüri üyemdi. Bugünü de ayrıca anlatmak isterim. Hani bu şey akademik tavır olarak beni nasıl etkilediği üzerine küçük bir şey ama önemli olduğunu düşünüyorum. Burası Ahmet Tolmuş Hoca dekandı o zaman İletişim Fakültesi ve onun odası. Ben odaya girdim ve işte oda böyle. Hani nereye oturacağımı şaşırdım. Yani nasıl? Bir defa zaten ön kısımda yuvarlak düzen var. Hani ben sunum yapacağım ama yuvarlak oturma düzeni biliyorsunuz en demokratik, en eşit oturma düzenidir protokolde. Buna bile çok mutlu olmuşken Ahmet Dolungüç Hoca dedi ki seni benim masama alalım. Makam masasını gösterdi ve makam koltuğunu göster. Sen orada otur, biz seni oradan dinleyelim diye. Ve ben bu makam masasında, makam koltuğunda, sandalyede döner koltuk olduğu için kendimce keyif ala ala böyle sağa sola döne döne çok zevk alarak doktora tezimi sunmuştum. Bu ortam ve bana gösterilen muamele, bu davranış biçimi de beni ayrıca etkilemiştir. Onu da özellikle söylemek isterim. Yani bir öğrenciye, henüz doktor unvanı almamış bir öğrenciye bu kadar nazik ve cömert davranılmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Ve fotoğrafta da dikkatinizi çekiyorsa başka koltuk yoktu oturacak ve ayakta olan ben değilim. Bu savunmadan sonra ayakta olan İletişim Fakültesi'nin dekanı. Bunun da çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Doktoram bitince hemen koşa koşa dil tarihe geldim. Ben dediğim gibi o zaman Başkent Üniversitesi'nde çalışıyordum. Eşim Erdal Cengiz, o da hala da dil tarihte felsefe bölümünde ve Farabi Salonu'nun cephesini görüyorsunuz. Orada en yakın arkadaşlarımdan biri olan Günseli Bayraktan fotoğrafımızı çekmişti. Erdal da Günseli Bayraktan'la benim fotoğrafımı çekti. Kendisi de şimdi Giresun Üniversitesi'nin Trebolu İletişim Fakültesi'nin çok değerli bir öğretim elemanı, öğretim üyesi. Ve sonra tabii diplomamı aldım. Şimdi burada annemin bana diploma töreninin olduğu gün ne kadar hayranlıkla baktığını görüyorsunuz. Ama bu tam gerçeği yansıtmıyor. Çünkü dediğim gibi tıp fakültesinde okumamış olmam annem için, babam erkenden öldü de annem için çok büyük bir yara oldu. Hatta hiç unutmuyorum 1 Temmuz 2016'da profesör kadrosuna atandığımda işte rektör aradı, dekan aradı, tebrik ettiler. Ben de büyük bir mutlulukla ilk tabii annemi aradım profesör kadrosuna atandım diye. Annemin ilk cümlesi de bana profesör oldun ama doktor olamadın oldu. Yani bu doktora yapmış olmam da ve doktor unvanı almış olmam da aile içindeki bu derin yarayı maalesef kapatmadı o zaman. Ama sonra aradan zaman geçti. 2018 yılında annem ne yazık ki demans oldu. 2018 yılının Aralık ayında da kaybettik. Hastalandığı sırada af çıkmıştı, öğrenci affı. Ben de koşa koşa gittim Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi'ne kaydoldum yeniden. 2018 yaz aylarında. Tabii okumak için değil, hani kimliği alıp anneme göstermek için. Annem hastayken gittim ve dedim ki bak af çıktı, döndüm. Okuyayım mı tıp fakültesinde, ne diyorsun, istiyor musun diye sorduğumda annem herhalde hayatının en
Bana iyi gelen cümlelerinden birini söyledi. Boş ver okumayı, hayatını yaşa dedi. Bunu da söyledikten zaten yaklaşık 2 ay sonra da kendisini kaybettik. Ama bu olayı yaşamış olman biraz bu doktora yapma ya beni götüren bu bilinç dışı sürecin biraz açığa çıkmasını, benim de biraz rahatlamamı sağladığını söyleyebilirim size. Sonra 2009 yılında kitap yayımlandı. Kitabı yayımlayan Ütopya Yayın Evi'nin sahibi Mustafa Çoban, burada fotoğrafta gördüğünüz. Ütopya Yayın Evi Ankara'nın ve bence Türkiye'nin en değerli yayın evlerinden biri. Özellikle iletişim alanında çok değerli kitapları, hem telif kitapları hem çeviri kitapları Türkçe'ye yani Türkiye'ye bizlere kazandırmış çok değerli bir yayın evi sahibi. Bu fotoğraf 2015 yılından. Ben bu sunumlarım için 2009 yılından da fotoğraf aradım ama bulamadım. Onun için bunu koydum. 2015 yılında Reklama Düş olarak bakmak psikanalitik bir okuma başlığıyla Nihan İlhan'la birlikte bir kitap çıkarmıştık. O da Ütopya Yayın Evi'nden yayımlandı. O zamandan bir fotoğraf bu. Dediğim gibi Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam 2009 yılında yayımlandı. Bu benim ikinci kitabımdı. İlki İlhan Başgöz kardeşiye bin selamdı. İkinci kitabım çıktığında koşa koşa Dost Kitap Evi'ne gittiğimi hatırlıyorum. Orada hala da çalışan Erhan Sevim yakın arkadaşımdır. Hemen ona gidip kitabımı ne yaptınız, nereye koydunuz, nerede satılıyor diye bana gösterdi raftaki yerini. Beraber fotoğraf çektirdik. Ve ben tabii o kadar heyecanlıydım ki acaba hani ne kadar sattı? 50, 60, 70, 100, 150. Erhan'a ne kadar sattı diye sordum. Erhan bana hiç satmadı dedi. Onun için de kaldıracağız dedi buradan. Ona da çok üzüldüğümü hatırlıyorum gerçekten. O sene Barışkan Ünal Anadolu Ajansı'ndan da şimdi hala orada mı çalışıyor bilmiyorum. Çok başarılı bir gazeteciydi, genç bir kadın gazeteci. Benimle söyleşi yaptı, Anadolu Ajansı'nda yayımlandı. Oradan Radikal Gazetesi söyleşiyi kısaltarak böyle bir haber yapmıştı. Ben bu haberi koydum. Sonra bu haberle ilgili hani medyanın nasıl haberleri bambaşka bir hale başka haber sitelerinde dönüştürdüğünü size göstermek için aradım bu haber olan başka hallerini ama bulamadım. Şöyle söyleyeyim, bu haber yayınlandıktan sonra internette birçok gazete kitabı ve beni haber yaptı ama korkunç biçimde. Yani mesela CNN Türk'ün internet gazetesinde de haber oldu bu ama şöyle bir başlıkla. Ben Barışkan Ünal'la yaptığım görüşmede otomobilin psikoseksüel kimliğinden de bahsetmiştim. İşte eril görülmesi, dişil görülmesi otomobilin bunun anlamı üzerine konuşmuştum. CNN Türk erkekler arabalarıyla çiftleşiyorlar üst başlığıyla ve altına da arabasına sarılmış bir erkek yanında da bir böyle şey kadınla fotoğraf koyarak böyle bu haberi korkunç bir metne dönüştürmüştü. Ama dediğim gibi bu haberleri bulamadım size göstermek için. Bu kitap çıkarken 2009'da çıktı da 2008 yaz aylarında Ankara Toyota Plaza Akota'da bir heykel sergisi olduğunu öğrendim ve çok heyecanla bu heykel sergisine gittim. Bu heykel sergisinde çünkü Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden bir grup hocanın otomobil parçalarından yaptığı heykeller vardı. Bu heykellerin o zaman başkentten öğrencim olan Duygu Altınordu fotoğraflarını çekti ve seçtiklerimizi kitabın içinde ana bölümlerin başına koyduk. Mesela bu heykel Duygu Temur'un, bu heykel Serkan Sökmen'in, bu Serkan Demir'in heykeli ve Asaf Erdem'in heykeli. Bunlar kitabın ara bölümlerinin başlarındaydı ve kitabın içeriğine de hakikaten inanılmaz derecede uydu ve bence kitabı çok daha estetik bir hale getirdi. Seçil Büker'den ayrıca söz etmek isterim. Jüri üyemdi ama ayrıca da benim için çok değerli bir yeri var. Zaten hayatımda da değerli bir yeri var. Profesör Doktor Seçil Büker, Türkiye'nin ilk iki sinema alanında uzmanlaşmış öğretim üyesinden biridir. Ben ısrarla otomobil reklamları üzerine çalışmak istiyordum tez çalışmamın başlangıcında. Ama bunu
Nasıl yapacağımı, nereden yola çıkmam gerektiğini bilemiyordum. Sonra Seçil Hoca'yı aradım. Hocam görüşebilir miyiz? Ben bir çıkış yolu bulamadım diye. Bir şeyde, Emek'te bir pastanede, Yeşim Pastanesi'nde hiç unutmuyorum. Orada buluştuk ve oturduk. Kocaman bir defterim vardı. Ona birlikte karalamalar yaptık ve Seçil Hoca bana şöyle bir anahtar cümle söyledi. Otomobili insan gibi görebilirsin. Çözümleme yaparken. İşte bu benim için anahtar cümle oldu. Otomobili insan gibi görmek ve bütün çözümlememi de bunun üzerine oturttuğumu söyleyebilirim. Ve bu çalışmamda yine beni çok etkileyen metinlerden biri Jale Parla'nın Makine Bedenler, Esir Ruhlar, Türk romanında Araba Sevdası başlıklı makalesidir. Burada Jale Parla, Adalet Ağlı'nın Fikrimin İncegül'ü, Peride Celal'in Jaguar'ı, Latife Tekin'in Buzdan Kılıçları, Sevin Burak'ın Palyaço Ruşen romanları başta olmak üzere başka metinleri de kullanarak ayrıntılı bir biçimde otomobilin Türk romanındaki yerini tartışıyor. Bu makaleden gerçekten etkilendim. Bana böyle ciddi bir esin kaynağı oldu. Bunu da kitapta yazdım. Kitap çıktığı zaman da Jale Parla'ya yollamıştım ama mektup da yazmıştım kendisine. Cevap gelmedi. Belki elde geçmemiştir diyorum. Kitabın içerisinde tabii tezken epigraf kullanamadım ama tez kitaba dönüştüğünde benim de okuduğum bu romanlardan alıntılar yaparak kitapta bazı başlıkların altına yerleştirdim. Zaten metinler çok güzel, epigraflar da onun için ayrı güzel oldu ve kitabı çok zenginleştirdi diye düşünüyorum. Bu epigraf mesela Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlarından, Peride Celal'in Jaguar'ından, Adalet Ağlı'nın Fikrimin İncegül'ünden epigraflar. Ayrıca Roland Barthes'in Çağdaş Söylenler kitabını da gazetecilik ana bilim dalında doktora yaparken de okumuştuk ki çok etkilendiğim bir kitaptı. Oradan da bu epigrafı, yani bu alıntıyı kullanmıştım epigraf olarak. Öyle sanıyorum ki diyor Roland Barthes, bugün otomobil büyük gotik katedrallerin oldukça tam bir karşılığı durumunda. Diyeceğim çağın büyük bir yaratımı bilinmedik sanatçılarca tutkuyla tasarlanmış, koca bir halk tümüyle büyülü bir nesneyi kendine mal ediyor onda. Kullanımında olmasa da imgesinde tüketiyor diyor ve bunu tartıştığı da uzunca bir bölüm var kitabında. Paul Morant'ın Otomobil Yolculukları, Yol aşkı araba aşkından ayrı tutulamaz diye ve ben de kitabı bitirirken yolda olmak ve otomobil insan asıl olan budur diye eleştirel bir bölümle bitirmiştim. O bölümde kullandım bu alıntıyı da. Şimdi tezin konusu neden otomobille ilgili? Bu dediğim gibi tezi yazdığım zaman sorduğum bir soru değildi. Yıllar 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 sonra öz düşünsellik ya da düşünümsellik de diyebiliriz. Bir kavram olarak, bir perspektif olarak benim hayatıma girdikten sonra düşündüğüm, sorduğum bir soru oldu. Yani ben bu tezi yazdığım zaman hala da ben otomobillerin markalarını, modellerini hep karıştırırım. Otomobil bir gerçekten değerli bir nesne olarak diyelim benim hayatımda yok. Ehliyetim var ama nasıl aldığımı ben de bilmiyorum. Hiç kullanmadım otomobil. Hani böyle birinin otomobil reklamları üzerine çalışması bence çok espri konusu olacak bir şey. Ve gerçekten de ben bu konuyu seçip çalışmaya başladığımda biraz önce sözünü ettiğim Günseli Bayraktutan ve başka birkaç arkadaşımın bayağı birkaç arkadaşım için mizah konusu olmuştum. Yani otomobile hiç ilgin yok. Markaları bile bilmiyorsun, karıştırıyorsun. Ama hani reklamlar üzerine tez yapıyorsun diye. Bayağı eğlenmişlerdi benimle. Şimdi öz düşünümsellik, düşünümsellik nedir? Düşüncenin kendi üzerine düşünmesine diyoruz tabii öz düşünümsellik. Felsefede herhalde Descartes'la başlıyor. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım argümanını herkes bilir. Hani Descartes bu sonuca ulaşabilmek için her şey şüphe edebilirim. Şüphe ettiğimden de şüphe edebilirim. Ama şüphe ediyor olmamdan şüphe ettiğimde düşündüğüm apaçık bir gerçekliktir diyor biliyorsunuz bu argümanı oluştururken. Onunla başlayan bir şey sosyal bilimlerde ilk hangi metinle ortaya çıktı diye sorduğumuz zaman farklı düşünen insanlar var. Ama bazı kaynaklarda 1928 yılında Amerika'da Çocuk adlı kitapta Thomas ve Thomas'ın
Özdüşümsel yaklaşımla meseleye baktığını gösteren cümleler olduğunu söylüyorlar ve gösteriyorlar. Antropolojiye baktığımızda da writing culture, kültürü yazmak ilk bu anlamda dikkati çeken, yani kültürü yazmak üzerine düşüncelerin tartışıldığı, ön plana çıkartıldığı bir metin olarak önümüze gelen bir metin antropolojide. Herhalde 80'lerden itibaren antropolojide özdüşümsellik diye bir mesele çok önemli bir yer kazanmaya başladı ve peşinden de biliyorsunuz hemen otoetnografi geldi. Etnografi çalışmalarında da görece yeni bir şey dünyada. O nedenle belki Türkiye'de şimdi o kadar yaygın olmaması bununla da ilgilidir ama başka nedenleri olduğunda düşünüyorum ben. Evet, neden otomobil? Bence babamın otomobili nedeniyle. Evet, babamın bir Renault 12 TSI'si vardı. Bu fotoğrafı Kapadokya'da çekmiştim 1987 yılında. Bu otomobil 1978 model bir otomobil. Hatta aldığımız yıldan bir fotoğrafı da gösterebilirim. Karadeniz Ereğli'de Gülüç Barajı'nda bu fotoğrafı babam çekmişti ve bunu da abim çekti. Annem, babam ve ben de Gülüç Barajı'nda otomobilli. Tabii bu fotoğrafın çok değerli olduğunu düşünüyorum ben sembolik anlamı bakımından. Bu şuna benziyor. Avrupa'da yağlı boya resim geleneğinde biliyorsunuz aristokratlar ve zenginler resimlerini yaptırdıkları zaman işte kendilerini mücevherler, kürkler, pahalı giysiler içerisinde ve işte sağlarında, sollarında, arkalarında çok değerli mobilyayla, duvarlarında çok değerli resimlerle resmettiriyorlardı. Bunun da onun popüler kültürde sıradan insanlardaki bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Çünkü babam için hayattaki en değerli nesne sanıyorum 1978 yılından öldüğü zamana kadar otomobiliydi. Evet, 1988'de babam vefat etmişti. Bunun benim tezimle ne ilgisi var? Size onu anlatmak istiyorum. Yani babamın vefatının benim tez konumla ilgisi. Bunun için de Yurttaş Kane ve Kelebekler filminden önce biraz söz edip örnek verip sonra babamla ilgili olan meseleye geçeceğim. Orson Welles'in Yurttaş Kane filmini bilirsiniz, 1941 yapımı. Ve Kane çok zengin bir adamdır ve ölürken film onun ölümüyle başlar. Yaşlıdır artık ve ölürken son söylediği sözcük Rosebud olur. Bir gazeteci bunu öğrenir ve sonra Rosebud'un ne olduğunu araştırır bütün film boyunca. Bu arada biz de tabii Yurttaş Kane'in bütün hayatını görürüz. Filmin en sonunda anlaşılır ki Rosebud, Kane çok küçükken ailesinden uzaklaştırıldığı gün oynadığı ucuz kızağın markasıdır. Filmin en sonunda bunu öğreniriz. Rosebud, Orson Welles'e göre Kane'in bilinç dışındaki evinin yalınlığı, rahatı ve orada soluduğu çocuksu sorumsuzluğu temsil etmektedir Müge İplikçinin aktarmasıyla. Diğer sözünü edeceğim filmde Kelebekler. Tolga Karaçelik'in 2018 yılı yapımı filmi. Bu filmde de üç kardeş vardır. Almanya'da yaşayan, astronot olarak çalışan Cemal ve Türkiye'de iki ayrı kente yerleşmiş olan Kenan ve Suzan. Onlar çok küçükken anneleri kendini öldürür ve babaları da onları dağıtır akrabaları. Sonra biz filmi en başından şöyle izlemeye başlarız. Babaları herhalde çok hastadır, onu açıkça belirtmemiştir ama çocuklarını köye çağırmaktadır. Çocuklar da köye dönerler ama artık geç kalmışlardır. Babaları ölmüştür. Cenaze töreni düzenlenecektir. Babalarının bir vasiyeti olduğunu öğrenirler. Yani bir kağıt parçası bulurlar. Babaları burada işte ben öldükten sonra şu yoldan gidin, şuradan sapın, buraya gidin. Orada bir ağaç var, o ağacın altında da bir adam var, onu bulun falan diye. Ve üç kardeş bu adamdan kendi hayatları ile ilgili, babaları ile ilgili olağanüstü bir şeyi öğreneceklerini umarak, yani biz izleyici olarak onlarla özdeşim kurduğumuzda öyle hissederek filmi izleriz zaten. Ve filmin sonunda bu adamı bulurlar. Adam kör bir adamdır. Kendilerini tanıtırlar ve adam da onlara der ki işte ben yağmurlu bir gün köyden, sizin babanızın köyünden geçerken babanızın da damı akıyordu. Ben de işte o damı onardım. İşte bana şu kadar lira borcu var. Bu kadar. Ve film biter.
Bütün bunlarla babamın ilgisi ne? Babamın ilgisi şu. Babam kanser olmuştu ve Ağustos 1988'de ölmeden işte birkaç gün önce artık hani gözleri görmüyor, konuşamıyor, hareket edemiyor hiç. Annemle benden büyük bir efor harcayarak kendisi bir kalem ve kağıt istedi. Tabii ben o sırada 19 yaşındayım. Çok heyecanlanmıştım. Hani babam bu kağıda öyle bir şey yazacak ki ben de işte bu benim rozbatım yani. Bütün hayatımın anlamı çözülecek. Bütün hayatı anlayacağım. Böyle müthiş bir şifre verecek babam bana. Öyle bir şey yazacak diye. Nefesimizi tutarak annemle babamın böyle bütün gücünü harcayarak kargacık burgacık harflerle o kağıda yazmasını bekledik. İki kelime yazdı babam. İki kelime sadece. O da şu kağıdı alıp bir baktık ki arabayı boyatın yazmış. Babamın ölmeden önce bize söylediği son şeydi yani. Ben çok şaşırdığımı ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı uğramıştım. Uğradığımı düşünüyorum. Şimdi uğramıştım tabii o zaman. Sonra tabii araya seneler girdikten sonra ve şimdi 54 yaşından geriye dönüp baktığımda başka başka şeyler düşünüyorum tabii şimdi. Fakat o zaman doktora tez konumu otomobil reklamları olarak seçmemin arkasında belki de hala hani zihnimde olan bunun da bir bilinç dışı süreç olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani seçimlerimizin önemli bir bölümünün. Babamın ölmeden önce söylediği bu son şeyle yani hani bu konuşmamın en başında söylediğim hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şeyin arkasında başka bir şey var düşüncesiyle. Yani bu otomobilin arkasında ne var? Bunu akademik bir dile çevirdiğimde otomobil reklamlarının arkasında ne var? Otomobil reklamları bize otomobille ilgili ne söylüyor? Bizim göremediğimiz, anlayamadığımız, bilemediğimiz ne söylüyor? Herhalde babamın 19, ben 19 yaşındayken kendisi de 52 yaşındaydı o zaman ölürken. 52 yaşındayken söylediği şeyin anlamını anlayabilmek, belki onun şifresini çözebilmek için tez konumu da düşünün doktor unvanı alacağım bir tez bir de hani annemle babam için yine ve konuyu da işte 19 yaşında bana bilmece gibi görünen anlayamadığım bu şeyi anlayabilmek için herhalde yola çıkmıştım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi elbette hiçbir olan şeyin tek bir açıklaması olmaz. Ama doktora tezimin otomobil reklamları üzerine olmasının babamın hani otomobiline verdiği önemin çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bir de hikayelerimiz de var otomobille ilgili. Yani babam hani kendi üstüne başına bakmayan, işte öyle aman aman özen göstermeyen babam arabasını her zaman yıkar, içini dışını tertemiz yapar. Ne bileyim ki araba bazen çocuklar gazoz kapağıyla ya da anahtarlıkla çizerdi. Bir kere çok feci çizmişlerdi hatta. Yani babamın hiçbir şey üzülmediği kadar buna üzüldüğünü hatırlıyorum. Arabayla bir de böyle bir babamın bir tür aşk ilişkisi de vardı. Bir de ölmeden önce arabayı boyatın diye yazdığı için. Bu arada bundan önce ben bu sunumu bir kere daha yaptım. Orada arabayı yıkatın diye anlatmışım. YouTube'da videosu var. Freudian bir dil sürçmesi olmuş. Bir lapsus olmuş. O da ilginç ama bunun analizini yapmadım en azından ya da şimdi yapmayacağım. Arabayı boyatın demişti. Bu hani doktora tezinin konusunun buraya bağlanmasının yas tutma sürecinin sonucunda ortaya çıkan bir süblimasyon, bir yüceltme olduğunu da düşünüyorum. Ve böylece babamın ölümüne ve hani tıp okuyamamış olmamın ailede yarattığı infiale bir psikolojik yanıt. Kendi iç dünyamla dış gerçeklik arasında uyum sağlayabilmem için yaptığım bir uzlaşma olduğunu düşünüyorum. Ve bu yetimin hani hem babamın ölümü hem annemin tıp fakültesinde okuyamamış olmamdan dolayı tuttuğu yasa karşılık bütün bu yetimin doktora tezi olarak bana bir armağan ama Vamık Volkan'ın deyişiyle can yakıcı bir armağan olarak döndüğünü düşünüyorum. Şimdi metnimin kendisine gelecek olursam eğer ben metnimde
Otomobilin insan biçimselleştirilmesinden bahsediyorum. Ve reklamlar dolayımıyla da otomobil üzerinden ideal modern öznenin nasıl inşa edildiğini göstermeye çalışıyorum tezimde. Bunu yapabilmek için de National Geographic dergisinin 2001-2002 yıllarında yayımlanan İngilizce ve Türkçe bütün sayılarına baktım ve hani neden 2001'den başlattım? Çünkü National Geographic 2001 yılında Türkiye'de Türkçe olarak yayımlanmaya başladı. Ben İngilizce ve Türkçe reklamları da karşılaştırabilirim diye düşündüm. O nedenle 2 yılı aldım İngilizce ve Türkçe olarak. Ve buradan derlediğim 93 motorlu araç reklamı vardı. Hepsi otomobil reklamı değil. Hani işte Jeep reklamı da var, dört çeker vesaire. Hepsi 93 taneydi. Bu 93 reklamı tezimde çözümlemeye çalıştım. Şimdi National Geographic dergisi tabii simge bir dergi biliyorsunuz. Modernizmin simge dergisi. Bugün Amerika'da Reader's Digest ve TV Guide'dan sonra en çok okunan dergi. Çok yaygın bir dergi ve bu sarı çerçeveyi herhalde dünyada bilmeyen yoktur. Frederick James'in derginin klasik modernizmin yeni model arabalar, moda, televizyon gibi konularda ticaretin ritmini tutabilmek için hafta, ay, yıl gibi arkaik kategorileri yeniden icat ederken National Geographic gibi dergilerin gücünden nasıl yararlandığını anlatıyor. National Geographic üzerine de çok farklı makaleler var, yayınlar var. Hatta Türkçe'ye de çevrilen National Geographic'i okumak ya da doğru okumak mıydı? Öyle bir kitap da var. National Geographic'in nasıl militarist, milliyetçi perspektiften küresel modernizmi kuşattığını anlatan çok da yayın var. Dergi 33 erkek tarafından kurulan National Geographic Derneği sonra bu derneğin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve bugün bütün dünyada dediğim gibi hem sarı çerçevesiyle hem bu sarı çerçevenin oluşturduğu dünya görüşüyle bilinen, tanınan bir dergi. Otomobil reklamları için bu dergiyi seçmem de ayrıca ilginç çünkü dergi teknoloji dergisi değil, sanayi dergisi değil, doğa ve kültür dergisi ve onun içerisinde otomobil reklamlarına bakmayı da ayrıca ilginç bulmuştum. Ben de ilginç sonuçlar da çıkmıştı. Tezimin başlığı, daha doğrusu kitabın başlığı Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam. Ben reklamlara bakarak reklamlarda ideal modern insanın nasıl inşa edildiğini anlattığım için tezin ve kitabın giriş bölümünde de modernizm üzerine uzun bir açıklama var. Çok kısaca oraya değinmek gerekirse modernizm biliyorsunuz 17. yüzyıl Descartes felsefesindeki akıl ve beden ayrımına kadar uzanan bir düşünce, bir modern durum. Aslında tarihsel ve kültürel bir dönemin anlatısı 17. yüzyıldan bu yana. Kant'ın insanın aklı aracılığıyla tabiata bir uzam ve zaman boyutu, doğaya nesnel gerçeklik sağladığı düşüncesi den yola çıkarak bu tarihsel ve kültürel sürecin aydınlanma tasarısı olarak adlandırılmasında yolunu açan bir durum diyelim. Bir dönemin adı diyelim modernizme ve bilimsel anlamda da herhalde zirveyi 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında da pozitivizmle yapmış bir düşünce. Pozitivizmin yani modernizmin bilim anlayışının en önemli özelliği bu aydınlanma tasarısını doğaya ve insana ilişkin bilginin kaynağının Tanrı'dan alınıp insana verilmesinin anlatısı olarak bizim önümüze sermesidir sanıyorum. İnsan aklının ve doğanın deneyiminin birleştirilmesine dayanan bir bilimsel bilgidir bu. Ve bu bilimsel bilginin de tırnak içerisinde başarısıyla temellendirilmektedir. Ve bu doğa anlayışında, bu bilimsel bilginin bakış açısında doğa, bu amaç uğruna düzenlenmesi gereken bir araçtır. Doğa araçsallaştırılır yani. Ve doğayı dönüştürme tasarısıyla bütünleşmiş bir düşüncedir. Modern düşünce, ekonomik yaşamdaki görünümü de bildiğimiz gibi kapitalizmdir. Modernizm, ekonomik yapısı kapitalizmle artık yalnızca bir üretim biçimi değil elbette. Tezimde benim de anlatmaya çalıştığım gibi kültürel dönüşümün bir kaynağıdır. Bireyin yaşam biçimi belirlendiği de bir düzenek haline gelmiştir. Ve benim iddiama göre de kitapta göstermeye çalıştığım gibi otomobil reklamları da hem bu
kendi kapsamında diyelim kültürel dönüşümün kaynağı olarak da karşımıza çıkıyor. Reklam en başta dediğim gibi sadece tanıtmaya yarayan bir şey değil, çok daha fazlasını yapıyor. Bir yaşam tarzı belirleyerek ve böylece kişilerin de yaşam biçiminin düzenlendiği bir ortam yaratıyor reklam. Ve modernizm de, daha doğrusu kapitalizm de bunu sağlıyor. Kapitalizm içerisinde otomobil kültürünün de çok değerli, önemli bir yeri var. 1914'te sadece 2 milyon motorlu araç varken ya da ben tezimi yazdığım sırada 700 milyondan fazla motorlu kara taşıtı vardı. Şimdi yıl 2021 1 milyardan fazla motorlu araç var yeryüzünde. Bu tabii inanılmaz bir rakam. Ve burada sadece bu araçların sayısı değil mesele. Bu araçlara bağlı olarak da devasa bir kültür var. Onu görmek çok önemli. Bu kültürün içerisinde otomobil reklamları da reklam dünyasının içerisinde dünyada en büyük bütçenin ayrıldığı ilk üç üründen biri. Onu da özellikle söylemek isterim. Otomobil kültürü de bu söylediğim 1 milyardan fazla aracın hepsi değil, aşağı yukarı %80'i bizim bildiğimiz otomobil. Ama çoğu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla otomobil gündelik hayatımızın hamuruna karılıyor diyor Freud ve Martin kitabında. Ve kişisel deneyimlerimizle inanç sistemlerimiz için kültürel yapıntı olarak yerleşerek hayatın kaçınılmaz ve arzu edilen çehresini oluşturuyor diyor Freud ve Martin. Otomobilin icadından sonra sadece bu araçlar değil, biraz önce dediğim gibi, ona bağlı olarak inanılmaz bir altyapısıyla ve üst yapısıyla bir kültürün karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin otomobilin hızının gittikçe arttırılması nedeniyle yolların elverişsiz olmasından kaynaklı daha yeni uygun bir altyapının yapılması. Otomobilleşen kültüre göre kentlerin yeniden planlanmaya başlanması. Kentlerdeki mimari dokunun otomobilli yaşama uygun olarak trafik akışını kolaylaştırmaya yönelik yeni yolların yanı sıra müstakil evler için garajlar, alışveriş yerleri için yeraltı garajlarıyla ve otoparklarla birlikte oluşturulması, ulaşımın belirli bir biçim olarak otomobil kullanmanın artık gerekli, zorunlu olması ve otomobilleşme için gerekli koşulların talep edilmesi veya bunun zorunlu hale gelmesi, tabii ki nitelikli sürücülerin ortaya çıkması, geniş bir otoyol ağının olması, trafik akışını kontrollü bir yönetimle sağlayacak yasal, toplumsal ve teknik sistemlerin geliştirilmesi ve bütün bu otomobiller tabii bir süre sonra eskiyorlar ve sistemden kalkıyorlar. Üretilen otomobillerin tümüne yetecek genişlikte depoların yanı sıra sistemden kalkan otomobiller için hurdalıkların olması, ayrıca bütün bu taşıtlar için servislerin, tamir yerlerinin, benzin istasyonlarının olması ve otomobiller için, motorlu taşıtlar için üretim ve dağıtım ünitelerinin olması, bütün bunlar otomobil kültürü içinde bir altyapı ve bu altyapıya bağlı olarak da bir üst yapının oluşmasını sağlıyor tabii. Şimdi otomobil modernitenin gerçekten bir simge nesnesi. Ben örnek olarak bir reklam size göstermek istiyorum. Bu Chrysler arabasının 1939 yılından bir reklamı. Gördüğünüz gibi reklamın altında şöyle diyor: "Modern ol, Chrysler al." Yani otomobil ilk ortaya çıktığı zamanlardan beri ve hala günümüzde de modernizmin önemli bir simgesi. Neden? Çünkü tüketimcilik ideolojisiyle belirginleşen bir yaşam biçimi var, değil mi? Modern bir yaşam biçimi var ve bu tüketici kimliğiyle tüketilen nesnenin kimliği arasında da bir özdeşik kurulmasına sebep olan bir kültür yaratıyor. Dolayısıyla modernliğe ait olmak modern olmanın göstergesi anlamına geliyor ve bu da modern tüketim nesnelerine sahip olmak demek ve onları tüketmek demek. Dolayısıyla otomobile sahipseniz ve onu tüketiyorsanız siz de modernliğe aitsiniz demek ve modern olduğunuzun da bir göstergesi demek. Lefebvre
Otomobil için modern tüketim kültüründe gündelik hayat perspektifi içinde ele alınacak en iyi örnek diyor. Ve modernizmin simge nesnesi diyen önemli kişilerden biri de Lefebvre'dir zaten. Lefebvre otomobil için bir kral nesne diyor. O bir kral nesne. O bir kılavuz şey otomobil. Ve ekonomiden söyleme kadar birçok alanda çok sayıda davranışı düzenleyen ve böylece gündelik hayatı da yapılandıran bir nesne diyor Lefebvre. Tabii bu kadar otomobil kültürüne karşı elbette dünya otomobil karşıtı bir kültür de oluşturmuş. Marjinal de olsa böyle bir kültür var. Modern dünyadaki egemen otomobil kültürüyle mücadele etme amacıyla ortaya çıkan bir karşı hareket bu. Marshall McLuhan önemli bir liberal iletişim kuramcısıdır. O otomobilin gücünün bir statü sembolü olarak toplumsal farklılıkları derecelendirmesinden geldiğini ve otomobilin yayayı ikinci sınıf yurttaş yaptığını ve gücünün de buradan geldiğini söylüyor. Buna karşı da otomobil karşıtı hareket işte bu otomobil kültürünün sebep olduğu olumsuzlukları deşifre etmeye çalışarak ve eylemler örgütleyerek otomobili kültürüne karşı insanları bilinçlendirme yoluyla bu kültürün yeryüzündeki egemenliğine son verme amacını gidiyorlar ve onun için yaptıkları birçok eylemler var. Örneğin yayaları merkeze alan bir ulaşım ağının geliştirilmesi için bir karşı hareket var. Ulaşımda bisikletin kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan hareket bütün ülkelerde var. Doğal yaşamla ilgili olarak toplumsal bilinçlenmeyi sağlayarak otomobil karşıtı hareketi güçlendirmeyi amaçlayan başka hareketler de var. 22 Eylül'de dünyada her sene Avrupa'nın birçok kentinde şehirde arabasızım veya otomobilsiz gün sloganıyla otomobilin hakimiyetini eleştiren, otomobil merkezli yaşamı eleştiren birçok etkinliklerde düzenleniyor. Ama tabii otomobil kültürü gerçekten otomobil karşıtı kültür olsa da elbette dünyada altyapısıyla üst yapısıyla çok çok güçlü bir kültür. Şimdi reklama tekrar dönecek olursak, reklam advertisement biliyorsunuz Latince advertero'dan geliyor. Bir şeye bir tarafa doğru döndürmek demek. Reklamın tanımına baktığımız zaman konuşmamın yine başında dediğim gibi ana akım iletişim çalışmalarında reklam ürünü tanıtan, ürünle ilgili bilgi iletmek için oluşturulan metin. Ama eleştirel iletişim çalışmalarına baktığınızda ki benim de bakışım reklama elbette eleştirel, kültürün her tarafına yayılmış bir retorik biçimi onlar için. Yani kültürün sembolik ve ideolojik içeriğini değil, aynı zamanda onun dokusunu bir bütün olarak yapısını da biçimlendiren çok önemli metinler, Verne'in dediği gibi. Ben reklamlara baktığım zaman orada otomobili bir insan olarak gördüğümde bir öykü de gördüm, bir hikaye de gördüm reklamlarda. Zaten reklamların bir anlatı olduğunu söyleyen kuramcılar da var. Anlatı Rankine göre bir bilinci tarafından emilmesi, sentezlenmesi, üretilmesi, yeniden üretilmesi ve dönüşüme uğratılması anlamında bir etkinlik anlatı ve zamansal bir süreç. Her reklam metnini de bir anlatı olarak gördüğümüzde o zaman her reklam metni demek ki bu anlamda Rankin'in dediği gibi iletişimin ortaya çıkmasını sağlayan bir olgu ve bu anlatının da bir varlığı aslında. Dolayısıyla ben reklama böyle baktığımda otomobilin nasıl bu hikayenin bir kahraman olduğunu, bu anlatının bir kahraman olduğunu düşündüm. Ve gündelik yaşamda da zaten otomobile bir isim verilmesinin, bir kişilik atfedilmesinin ve bir cinsiyet atfedilmesinin ne kadar dünyada kendi çevremizden de yola çıkarak yaygın olduğunu görmek mümkün. Yani otomobilin insan biçimselleştirildiğini görmek mümkün. Benim çalışmam da buna dayanıyor. Yani ben reklamlarda insan biçimselleştiren otomobile bakarken gündelik hayatta gerçekten de otomobilin nasıl insan biçimselleştirildiği düşüncesinden yola çıktım. Tabii reklam metinlerindeki gönderge sistemi elbette modernite. O nedenle de ben reklamda bu insana dönüştürülen otomobilin nasıl modernitenin ideal insan halini dönüştürüldüğünü anlamaya çalıştım. Modernizmin mükemmel, kusursuz bir varlık olarak tasarımladığı insanla yine
teknolojik bir üretim olarak mükemmel, kusursuz gördüğü otomobil arasında benzerlik kurması hiç de şaşırtıcı değil. Bunu da nasıl yapıyor? İsim vermek yerine işte Ali, Ahmet, Mehmet demek yerine otomobile bir marka ve model ismi konuluyor. Ve modern özlenin de bence tezimdeki iddia ideal kişilik özelliklerinin de otomobile aktarılması yoluyla reklam metinlerinde ideal modern özne ile bir otomobil arasında bir özdeşlik ilişkisi kuruluyor tabii. Modern insanın otomobille özdeşleştirilmesi aslında makinenin toplum yaşamında yüceltilmesiyle de koşut gelişen bir süreç. Modern kültürün bir tasarımı olarak otomobil insan kullandığı için otomobili böylece yaratılmış oluyor ve reklamlarda da ben onun karşımıza çıktığını düşünüyorum. Reklam metninde simge nesne otomobil üzerinden de ideal modern insanın gösterilmesi yoluyla modernlik ideolojisi yeniden üretiliyor. Yani kısaca söyleyecek olursak. Şimdi National Geographic'in 2001-2002'deki Türkçe sayılarında yer alan motorlu araç reklamlarına baktığımızda marka ve model dağılımını görebilirsiniz. Volkswagen, Renault, Audi, Mercedes, Fiat, Ford, Land Rover, Toyota, Opel, Jeep, Volvo, Hyundai, Seat, Citroen, Chrysler, Mitsubishi, Saab ve Nissan diye. İngilizce National Geographic'e baktığımızda da Volvo, Ford ve Lexus'un reklamlarının olduğunu görüyoruz. Bu otomobilleri üreten şirketlere baktığımız zaman önemli bir bulguya da ulaşmış oluyoruz bence. Buradaki tablodan da açıkça görebildiğiniz gibi dünya otomotiv üretiminin belirli ülkelerde olduğunu ve belirli ülkelerde de belirli firmalarda yoğunlaştığını görebilirsiniz. Bu bilgi bizim için niye önemli? Bu otomobil reklamlarının neden küresel yapıldığını da açıklayan bir şey. Motorlu taşıt aracı üreten firmaların sayısının azalması ve firma ölçeklerinin büyümesiyle ve dünyaya yayılmasıyla Türkçe ve İngilizce reklamların bazen mesela Seat'ın reklamı öyle hemen hemen aynı olması, reklam aynı olmadığında bile fikrin aynı olması ve fikrin reklamda farklı gösterenlerle yeniden üretilmesi meselesinde işte bu tablo açıklıyor. Şöyle önemli bir şey daha vardı National Geographic'teki reklamlarda. Sadece motorlu araç reklamları yoktu. Ben motorlu araç reklamlarını çözümledim. Sadece ama o reklamların dışında tekerlek reklamları, petrol şirketi reklamları, araç kiralama şirketi reklamları, motorlu araç yarış reklamları, ikinci el araç satan şirket reklamları gibi farklı reklamlar da vardı. Bu da çok önemli. Çünkü bu reklamlar da dolaylı olarak otomobil kültürünü ve benim bu tezdeki iddiamı güçlendiren metinler olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bu bir içecek reklamı, Beck içeceğinin reklamı. Reklamında bakıyorsunuz çekiliş yapılacakmış ve büyük ödül spor kırmızı bir Porsche. Bu doğrudan Porsche'nin reklamı değil, ben de çözümlemedim. Ama başka bir ürünün reklamında en büyük ödülün bir Porsche olmasının elbette tezdeki iddiamı destekleyen bir anlamı vardı. Ya da mesela bu bir kredi kartı reklamı. Yine National Geographic'te yayınlanan. Gördüğünüz gibi kredi kartı en değerli şey bir cüzdanda. O karta denk olan sadece ehliyet var gördüğünüz gibi. Ya da bu İpek Yol Toys R Us ve Advantage kartı reklamı. Burada da reklama baktığınızda tabii çok da cinsiyetçi bir reklam gördüğünüz gibi. Bir kadın kumların üzerinde kadının bedeni inşa ediliyor. İnşa edenler de kazıcı iş makineleriyle birlikte çalışan yol yapım işçileri gibi. Burada kadın bedenine arzu edilen şekil verilmesi biçiminde gösterilen ideal yol burada tasvir ediliyor. Bu tür reklamlar da yani doğrudan otomobil motorlu araç reklamı olmayan reklamlar da vardı National Geographic'te. Bu da hani otomobil kültürünün gücünün boyutlarını gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi nesneleri insan biçimselleştirmek Tahsin Yücel'in deyişiyle onlardan canlı kişilermiş gibi söz etmek, onları insanlar için kullanılan deyimlerle anlatmak çok eski bir alışkanlığımız. Her zaman yani insanlık tarihinde görülen bir şey, yeni bir şey değil reklamlarda yapılan.
Bu eski alışkanlığın gündelik yaşam kültürü içerisinde otomobille ilgili pratiklerde ve otomobil imgelerinde otomobilin insan biçimselleştirilmesiyle sürdüğünü görmekte çok kolay. Örneğin bakın bu karikatür ve Volkswagen arabası ile ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Volkswagen arabası biliyorsunuz Türkiye'de fanları da olan bir araba. 1993 yılında bir fan kulübü de kurulmuştu. Kaplumbağa adıyla fanzin de çıkarmaya başladılar. Ve Dünya Çevre Günü eylemlerinden Dünya Barış Günü'ndeki eylemlere kadar bir STK gibi çalışan fan kulüp bu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Hatta şeyde Hollywood'da da bir Herbie serisi var. Sinema tarihinde başrol oynayan bir otomobil. Yine başrolde otomobilin de olduğu Kara Şimşek dizisini hatırlarsınız. Yani otomobilin böyle bir tür, bir çeşit insana dönüştüğü, insan biçimselleştirildiği örnekleri popüler kültür içerisinde bulmak çok mümkün. Bu da National Geographic'teki reklam. İlk görüşte aşık olmuştunuz, şimdi evlenebilirsiniz diyor. Yani artık bu otomobil siz sevdiğinize kavuşun diye daha uygun fiyatlarla diyor Neve Bittal. Ve böylece burada nasıl bir insana dönüştüğünü görüyorsunuz. Şimdi gündelik yaşamda otomobille kişisel ilişki kuran insanlar üzerine yapılan çok ilginç bir çalışma var Wetmore'un. Wetmore 2004 yılında yaptığı çalışmada şu sonuçlara ulaşmış. İnsanların anksiyeteyle baş edebilmek için otomobili nasıl arkadaşa dönüştürdüğü üzerine, öncelikle otomobil sahibi tarafından özel bir ad takılarak insan biçimselleştiriliyor, sonra ona bir karakter yakıştırılıyor, sonra hatta bir cinsiyet de veriliyor otomobile. Aslında bir teknoloji ürünü otomobil ama insan biçimselleştirme yollarından biri tabi bu araçlara insan biçimsel isimler verilmesi. Gündelik yaşamda olduğu gibi arabalarda da işte marka ve model adlarıyla bu yapılıyor. Pillar'ın yaptığı bir çalışma var. Amerikan araba isimleri üzerine. Burada bu isimleri 5 ayrı kategoriye ayırmış ve nasıl insanlar için kullanılan adlandırmaların, sıfatların araba marka ve modellerinde kullanıldığını söylüyor. Mesela bir rütbesi makamı olan insanlar işte monark, baron gibi. Bunlar Amerika'da otomobil marka ve model isimleri. Ya da belirli bir yaşam biçimini tercih eden insanlar, nomad, charger gibi. Belli bir bölgeden olan insanlar, New Yorker, kozmopolitan gibi. Bunlar dediğim gibi Amerika'daki marka ve model isimleri. Belli bir şekilde yönde hareket eden insanlar, Voyager, Sundancer gibi. Belirli özellikleri olan insanlar, sportsman, shopper gibi. Gibi. Şimdi bu çalışma için incelenen reklam metinlerinde ben önce marka ve model isimlerine baktım. Hani doğrudan insanları imleyen insan biçimsel isimler var mı? Önce ona baktım. Evet var. Mesela Jeep markası biliyorsunuz. Jeep markasının ismi Temel Reis anlatılarında duvarlardan geçebilen bir karakter olan Jeep'ten geliyor mesela. Jeep marka aracın Grand Cherokee isminde bir modeli var. Bu da Amerikan yerli halklarından Cherokee'lerden alınmış. Chrysler markasının bir modeli Grand Voyager. Büyük heybetli gezgin anlamına geliyor. Land Rover markasının sözcük olarak anlamı kara korsanı mesela. Land Rover markasının bir modeli var Freelander. O da özgürce konaklayan, yerleşen anlamına geliyor. Renault'un Clio modelini bilirsiniz. Clio da Yunan mitolojisinde Musalardan birinin ismi. Şimdi bunlar var. Fakat ben reklamlara baktığımda işte markalara ve modellere baktığımda otomobilin ilk ortaya çıktığı yıllardaki gibi doğrudan insanı imleyen isimler kullanılmadığında görüyoruz tabii ki. Çok büyük bir çeşitlilik var çünkü. Dolayısıyla doğrudan insanların yaşamını, karakterini veya doğrudan insanların isimlerini alan otomobil ve marka isimleri artık pek yok. Fakat bunun yerine ne var? Reklamda o markaya veya o modele yüklenen bir karakter var. İşte ideal modern insan var. Önemli olan da bu zaten. Ben de bunu anlatmaya çalıştım kitabımda. Otomobilin bir monat olarak. Monat monadolojinin monadı, Leibniz'in monadoloji metni ne hatırlarsınız? Leibniz orada hani modern dönemin bir filozofu olarak
Nasıl varlığın diğerlerinden bağımsız bir varlık olarak monadik yapısı olduğunu anlatıyor. Bu aslında modern insanın da hali. Marka ismi artık doğrudan o ismin çağrıştırdıklarıyla değil, dediğim gibi reklam metinlerinde markaya yüklenen kişilikle ve tamamen bir monad olarak bize anımsatılıyor. Reklamcı Atilla Aksu'nun söylediği hoş bir şey var. Bunu açıklayan diyor ki markayı bir kişi olarak kurmak ve arzu edilen kişilik özelliklerini markayla özdeşleştirmek işte mesele bu diyor. Kendisi profesyonel bir reklamcı. Reklam metinlerinde amacı bu olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman şuna bakalım hep birlikte. İdeal modern insan nasıl biri ve bu otomobil reklamında otomobil üzerinden bize nasıl gösteriliyor? Modern insanın, modern öznenin bir araç olarak temsili nasıl gerçekleştiriliyor? Ona bakmak gerekiyor o zaman. Evet, bu yapıda artık her marka, her model, her araba markası ve modeli bir monattır burada. Özerktir, bölünemezdir, bireycidir ve özgürlük düşüncelerine de ve yaşam tarzına da sahiptir bu dünyada. Dolayısıyla her reklama, her otomobil markası ve modeline ayrı bakmak gerekir. Fakat ben şunu yaptım tezde. Hem her reklama ayrı baktım ve her reklamda ideal modern öznenin nasıl gösterildiğini başlı başına, tek başına bir çerçevede çözümledim. Hem de bu çözümlemelerimin hepsini bir araya getirerek bir mozaik oluşturdum. Ve bu mozaiğe, yani bütün bu parçalar bir araya geldiğinde bu mozaiğe baktığınızda her bir parça ideal modern öznenin bir yanını gösterirken mozaiğin tamamı ideal modern öznenin de bütün özelliklerini gösteriyor metinde. En önemli özelliği herhalde modern insanın herhalde modern bir görünümü olması. Bu görünüm otomobilde tabii ki modern tasarım anlamına geliyor. Dolayısıyla reklamlarda bu modern tasarım vurgusunun çokça yapıldığını görüyoruz. Mesela Mercedes'in 13 sayfalık bir reklamı vardı. 1900 yılında üretilmeye başlanmış. O günden bugüne de ilk modern tasarımlı otomobil olduğu özellikle reklamda vurgulanarak anlatılıyor. Araçların tasarımıyla sermaye ve araçların performansı arasındaki ilişki hiç basit değil, çok karmaşık bir ilişki ve bu karmaşık ilişkiyi gösteren en iyi unsurlardan biri araba yarışları. Dolayısıyla bu reklamların bazıları yani o motorlu aracın reklamı ama reklamın içerisinde konu olarak da araba yarışı gösterilmiş. Bunun nedeni de o aracın bir modern tasarım olduğunu kanıtlamak, kusursuz ya da mükemmel olduğunu kanıtlamak. Örneğin bir reklamda diyor ki rakipleri onu kendi klasmanında tek yapan Multitronic ve Quattro gibi özelliklerini kusursuz tasarımındaki incelikleri seyrederken diyor. Ya da altınızda dünyanın en son teknolojisine sahip ve mükemmel tasarımı olan bir otomobil vardır diyor. İşte buradaki fikrin arkasında aslında kusursuz, ideal, modern insan var. Dolayısıyla reklam metninde de belirtildiği gibi bu İdeal modern insan olarak gösterilen otomobilin de kibirli olmaya hakkı var. Onun için şöyle diyor reklam. İsterseniz hayalini kurduğunuz her yere engel tanımadan ulaşın. İsterseniz şehirde turlarken herkese tepeden bakın. Jeep reklamında herkese tepeden bakan bu kusursuz varlık tüm rakiplerini geride bırakarak kutsallığıyla erişilemez bir noktada. Ve şöyle diyor reklam. Yolda herkesin dönüp iki kere dönüp baktığı, içinde insanın kendini yolların kralı gibi hissettiği otomobillerden diyor. Ya da işte rakipleri onu kendi klasmanında tek yapan ve siz yeni otomobilinizin penceresinden hayatı seyredin. Çünkü onun tasarımı kusursuz diyor reklamda. Her yıl Grand Prix yarışında birbirinden zorlu rakiplerle mücadele ediyor. Mükemmel olduğu için. Başı dik, omuzları yukarıda, rakiplerinin ilerisinde bu reklamdaki otomobil. Sizi benzersiz yapan tek bir şeydi yani kendinizdiniz ama şimdi iki. Sıradanlık kesinlikle size göre değil diyor reklam. Bu yeni rakibinizi gördüğünüzde ona yol verin. Kendi iyiliğiniz için diyor. Şu çok ilginç bir şeydir reklamlarda bence. Otomobiller o kadar insanlaşmış ki otomobil reklamlarında otomobilleri sürücüsüz görüyoruz. Çok ilginç. Yani ağırlıklı olarak.
sürücüsüz görüyoruz. Veya öyle fotoğraf çekilmiş ve yerleştirilmiş ki içinde bir sürücü olup olmadığı da belli değil. Araçlar o kadar insanlaşmış ki insanlar gibi yollarda tek başlarına gidiyor reklamlarda. Bakın National Geographic Türkçe'de 74 reklamın 31'i sürücüsüz ve 26'sında da içinde sürücü olup olmadığı belli değil. National Geographic İngilizcesinde derginin 17 reklamın 12'si sürücüsüz, 5'inde sürücünün cinsiyeti belli değil. Ve hiç sürücülü hiçbir reklam yok. Evet. Bu göründüğümde hani otomobilin içinde insan olmaması ve bu şekilde otomobilin kendisinin insan olarak sunulmasının yarı sıra biraz önce verdiğim örneklerde de gördüğünüz gibi dilsel iletilerle de insan biçimselleştirilmiş reklamlarda. Örneğin diyor ki bu sistem motorun daha iyi nefes almasını sağlar. Motor, halbuki bir canlı nefes alır değil mi? Ama otomobile nefes aldırmış. Motor daha esnek davranır, atılganlığı artar diyor mesela. İnanılmaz cimrilikleriyle diyor. Arabulucu diyor da. Her an sizi düşünen akıllı güvenlik sistemi diyor. İncelediğim reklamlardan en ilginçlerinden biri buydu bence. Burada hem dilsel ileti var, otomobilin nasıl insan olarak sunulduğunu gösteren hem de görsel ileti var. Çok ilginç ve çok zekice yapılmış bir reklam. Gördüğünüz gibi birçok kare var ve şu en alttaki kareye baktığımızda Mercedes'in logosunu görüyoruz. Bu bir Mercedes reklamı. Mercedes reklamı sarı National Geographic'in sarı çerçevesini kullanmış. Her karede o sarı çerçeveden bir parçayı görüyoruz. En üstte de şöyle diyor. Her Mercedes otomobil önce yolları okur diyor. Ve buradaki özdeşimleri kolaylıkla görebilirsiniz. National Geographic dergisiyle yolları özdeşleştirmiş. National Geographic dergisini okuyan okurla da Mercedes sahibi kişiyi özdeşleştirmiş. Aslında bir ileri adım atarsak Mercedes sahibi kişiyle de doğrudan Mercedes'in ta kendisini özdeşleştirmiş reklamda. Evet. Modern, ideal modern öznenin en önemli özelliklerinden biri bir kaşif olması biliyorsunuz. Orta Çağ'dan sonra Rönesans döneminin hani en önemli özelliği artık modernitenin başladığı yeni dönemde insanların farklı coğrafyalara doğru yol alması, oraları keşfetmesi ve oralardan hem kültürü hem ham maddeyi kendi ülkelerine getirmeleri, Marco Polo, Christoph Kolomb, Vasco da Gama, Magellan gibi Evliya Çelebi de yazmışlar reklamı. Bu küresel bir reklam. Başka ülkelerde de görebiliyorsunuz bu reklamı o yıllarda. Tabii Türkiye'de yayınlanan Evliya Çelebi eklenmiş ve sonunda da Seat Toledo diyor. Gördüğünüz gibi Marco Polo, Evliya Çelebi, Kolomb, Gama, Magellan, Seat Toledo ile eşleştirilmiş. Böylece o bir kaşif modern özne olarak bize gösteriliyor. Bu kaşif sadece farklı coğrafyalara, farklı kültürlere giden kaşif değil. Amazonların en derinlerine giden, jungle'ların en derinlerine giden, tabiatın en olmayacak uçlarına giden bir kaşif özne. Ve burada da reklama baktığımız zaman Land Rover reklamında bir normalde apartmanın bahçesinde olmayacak bir canlıyı görüyoruz. Derisinden bunu anlıyoruz. Belli ki bir yerlerde ormanların çok derinlerinde yaşayan bir özne. Ve göz bebeğindeki yansımada bir Land Rover görüyoruz. Şimdi bu sayfayı kendinize tuttuğunuzu düşünün. Okuyorsunuz. Bu National Geographic'in bir sayfası. Sayfaya bakıyorsunuz. Normalde hani Velázquez'in Las Meninas resmini hatırlarsanız kralla kraliçe resmin dışındadır ama tam karşımızda ayna vardır. Biz aynada kralla kraliçenin yansımasını görürüz. Çünkü onlar bizim durduğumuz yerdedir. Burada da Land Rover'ın reklamına baktığımız zaman göz bebeğine baktığımızda o yansımada kendimizi görmemiz gerekirken Land Rover'ı görüyoruz. Ve böylece National Geographic'in okurunun burada Land Rover'la nasıl bir ve aynı olduğunu, nasıl özdeşleştiğini görüyoruz bu reklamda. Böylece otomobilin kendisi, daha doğrusu bu bir dört çeker tabii, motorlu taşıtın kendisi böylece
doğanın derinliklerine giden, oraları keşfeden bir modern özne olarak karşımıza çıkıyor. Ya da bu reklamda 1948'den beri uzayı keşfediyoruz diyor ve aracın biz uzayın derinliklerine doğru yaklaşan şekilde reklamda konumlandırıldığını görüyoruz. Bu özne sadece dışarıda farklı coğrafyayı, farklı kültürü, uzayı, ormanın derinliklerini keşfeden, araştıran özne değil, aynı zamanda psikolojiyi de bilen özne, insan ruhunu da keşfetmeye çalışan özne. Bu reklamda da bunu görüyoruz. Keşfedecek yepyeni şeyler var ama hepsi dışarıda, farklı coğrafyada, uzaklarda, ormanın derinliklerinde, uzayda değil. Bir kısmı da içeride, aracın içerisinde. Çünkü insan ruhunu da keşfetmeye çalışan bir özne, modern özne. Modernizmin kusursuz nesnesi otomobil. Tabii ki modernizmin diğer kusursuz nesnesi de insan bedeni. İnsan bedeninin, yani asıl kusursuz nesne insan bedeni, daha doğrusu modernitede. İnsan bedeninin kusursuzluğunun nasıl otomobile aktarıldığını da mükemmel performansla reklamlarda görmek mümkün. Mükemmel performans bize tabii hemen sporu hatırlatacak bir şey. Spor tabii modernitenin icat ettiği bir şey değil. Oyunun bir türü olarak spor her zaman var. Ama modernitede şöyle bir dönüşüme uğruyor. Geleneksel kültürde folklorik eğlence ve oyun üzerine kurulu yarışmalar spor olarak varken, modernite ile birlikte örgütlü, rekabetçi, profesyonel spor olarak kabul ettiğimiz, yarıştığımız, kusursuzluğun hayal edildiği ve ona ulaşmak için de her şeyin yapıldığı bir spora dönüşmüş oyun. Ve bunun reklamlardaki yansımasını da yüksek performans olarak görüyoruz. Bakın, burada ideal bir insan bedeni var, koşuyor. Siyahi biri, hani onlar da koşucu olarak çok bilindikleri için, daha iyi nefes alan motor daha yüksek performans gösterir diyor reklamda. Veya burada su kayağı yaptığını görüyoruz bir sporcunun, yine ideal bir bedene sahip ve diyor ki bütün zevkler vegan ile tam koruma altında. Ya da burada bir motorlu aracın telesiyejle yukarıya doğru, dağın tepesine doğru insanlarla beraber çıktığını görüyoruz. Bu araç sanki hani bir insan gibi kayakla kayacak. Kayak da var zaten aracın üzerinde. Ve ancak bu kadar heyecan verici olabilir diyor otomobil, araç. Ya da bu reklamda aracın slalom yaptığını görüyoruz. Bakın, aşağıdan yukarıya doğru tekerlek izlerinin çıktığını görüyoruz. Ve biz fotoğrafa baktığımızda, aşağıdan baktığımız için sanki araç yukarıya çıkmış gibi. Bir insanın yukarıya doğru slalom yapması mümkün değil tabii ki. Ama araç yapmış. Bu aracın performansının mükemmelin de ötesinde olduğunu gösteren bir reklam. Ve o nedenle de diyor ki zaten yılbaşı ağaçları da var reklamda. Herkese dört dörtlük bir yıl diliyoruz diyor. Ya da burada Passat'ın motorunu bodybuilding'e yolladık. İşte sonuç diyor sporcu. Mükemmel baklava dilimleriyle, değil mi? Mükemmel kasları olan bir araç. Rupert'in güzel bir çalışması var. Orada otomobil yarışlarından bahsettiği bölümde bireyin mekan ve zaman üzerindeki egemenliğini otomobil yarışlarının nasıl onayladığını ve insanın makine ile ilişkisinin sınandığı bir ritüel olduğunu söylüyor otomobil yarışlarının. Bu anlamda da ideal modern özneyi inşa eden farklı bir boyutu var. Saks'a göre hani atletik zafer dolu sürücü modelinin spor olarak otomobil yarışlarının bir kültürel yaratımı olduğunu söyleyebiliriz. Ve National Geographic'te yayınlanan reklamlarda da bu nedenle otomobil yarışlarına, motorlu araç yarışlarına atıfın neden bu kadar çok yapıldığını da anlayabiliriz. Çünkü modern dünyada spor, yarışmalarda alınan derecelerle değer kazanan bir etkinlik ve adeta modern zamanların bir ritüeli spor anlamında. Ve bakın, bu reklamdan, bu başarıların arkasında çok tanıdık bir marka var. Schumacher üçüncü kez şampiyon. Schumacher Ferrari bayrağı altında üst üste üçüncü. Kendi kariyerinde de beşinci kez Formula 1 şampiyonluğunu kazandı. Gerçekten gurur verici diyor. Mitsubishi 2002 Dakar rallisinin birincisi. Mükemmellik ruhu, okyanus yarışı. Burada
Bu bir yat yarışı ama Volvo herhalde sponsor olmuş ve onu kullanarak da böyle bir reklam yapmış ve mükemmellik ruhunun okyanusta da nasıl güvenlik için yoğunlaştığını, kalite için de bir tutku olduğunu söylüyor. Evet, şimdi bir de tabii cinsiyet meselesi var. Motorlu araçların cinsiyeti var ya da onlara bir cinsiyet atfediliyor. Ve reklamlarda da bu bir toplumsal cinsiyet formunda sunuluyor. Otomobilin çünkü erotik bir çekiciliği var. Bu erotik çekiciliği kazandıran şey nedir diye sormak lazım belki. Burada gördüğünüz reklam Finlandiya'nın ilk otomobil reklamı Gallen Akkalela'nın hazırladığı. Ve burada hani erotik açıdan çok çekici gösterilmiş otomobil. Bu nedir? Freud ve Martin kitaplarında erotik çekiciliği kazandıran şeyin kendi içine çekilme, yani arabanın içine girdiğinizde arabanın dışı, kaportası sizin deriniz oluyor. Bu anlamda kendi içinize çekilmiş oluyorsunuz. Ama arabanın gücünü kullanarak her yana hakim olduğunuzu hissediyorsunuz ve denetim kurduğunuzu hissediyorsunuz. Bütün bunların da araca erotik çekicilik kazandırdığını söylüyor. Bu nedenle de Freud ve Martin otomobilin kendi tarihi boyunca her zaman psikoseksüel bir kimliği olduğunu, cinsel çekicilik taşıma kapasitesinde inanılmaz ölçülerde olduğunu söylüyor. Ben reklamlara bu açıdan da baktım ve şunu gördüm. Hani reklamların çoğunun sürücüsüz olduğunu söylemiştik. Sürücülü olan reklamlarda da sürücülerin hepsinin bir kere erkek olduğunu görüyoruz. Sürücünün erkek olması araca hem kadın cinsel kimliğini de veriyor. Bazen reklamın biçimine göre, içeriğine göre diyeyim, otomobilin erkek olduğunu da bize ima edebiliyor tabii ki. Yani hem kadın hem erkek olabiliyor otomobil. Reklamda gösterildiği biçimine göre değişiyor. Fakat otomobilin kendisi bence çoğu zaman aslında erkek olarak temsil ediliyor. Çünkü ideal modern insan da zaten batılı beyaz erkek ve ona koşut olarak araçlarda erkek. National Geographic'te benim incelediğim reklam metinlerinde yer alan 17 sürücülü araç fotoğrafının sadece 3'ünde sürücünün yanında biri görünüyor ve onda da genç bir kadın olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada otomobilin erkek olduğu çok açık seçik belli. Tutku ve nokta da koymuşlar. Tutku nokta bu kadar yani. Ve burada bir kadın normal de görünemeyecek bir bedensel formda görüyoruz ve elindeki ipek fularla arabayı siliyor. Yani okşuyor aslında. Ve burada otomobil erkek, kadın da ona hayran olan, onu ipek fularıyla okşayan kişi. Bu şeyindir. Reklamın da ne kadar cinsiyetçi olduğunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Her zaman söyledim. Bir reklama baktığınızda onun cinsiyetçi olup olmadığına karar veremiyorsanız orada temsil edilen erkek yerine kadını, kadın yerine de erkeği koyun. Mesela buradaki kadın, efendim, biri mikrofonunu açtı galiba. Hocam, İstanbul plakası olduğunu dikkatini çekmek istiyorum. Aa, evet, demek İstanbul bir erkek mi? Reklamda gördüm. İstanbul öncelikli bir yer. Yani rol model olan İstanbul. Doğru. Öyle bir kibir var. Evet, bu çok iyi bir fark ediş Filiz Hocam. Benim tezimde bu yok mesela. Bir de Fark ak ettim. bir araba hocam. Ak. Enteresan. Evet, fakat bu reklam 2001-2002 yılından. Ben hani AK'nin siyasal bir Hayır, gündemde olduğunu hayır. sanmıyorum. Orada siyasal değil de yani İstanbul zaten baş Ha, beyaz anlamında ak tabii. derken. Ha, tabii evet, ona katılırım. Ona katılırım. Evet. Bence de. Bence de. Teşekkür ederim Filiz Hocam. Gerçekten 34 hani Türkiye sınırları içerisinde de en ideal olan hani insanların kafasında en yüceltilen kent değil mi İstanbul? Ona da gönderme yapıyor. Mercedes Türkiye'nin zirvesi İstanbul. Hani bir bakış açısına göre, bana göre değil. Ben hani kültürün içerisinde olan şeyi tekrar ediyorum sadece. Evet, ona gönderme yapıyor. Haklısınız Filiz Hocam. Teşekkür ederim bu katkı için.
Biraz önce dediğim hani erkeğin yerinde kadını, kadının yerinde erkeği düşündüğünüzde size bir kikirdeme geliyorsa diyeyim. Hani bütün teorileri bir yana bırakın. Bu kikirdeme size ya da kikirdeme yerine bir şaşırma hali diyelim. Komik bulmayabilirsiniz tabii haklı olarak. Oluyorsa o reklamda cinsiyetçi bir bakış olduğunu kolaylıkla düşünebilirsiniz. Mesela bu reklama bakın. Diyor ki tam işe gidiyordum vazgeçtim. Şimdi burası göl gibi hani sessiz tenha bir yer. Kadın iş kadını işe giderken işte kuru veze ceketini çıkartmış, direğe asmış, bütün giysilerini çıkartmış. Bu kadının yerinde bu beden pozisyonda ve bunu yapan bir erkek düşünün. Yani şu anda gülümsediğinizi hissedebiliyorum. Evet öyleyse bu değil mi cinsiyetçi bir reklam. Ama burada da kadın işte sadece sürücünün yanında gösterilen biri olarak burada da arabanın sahibi arabaya hakim olan değil çok bambaşka bir bakış açısıyla sunulmuş. Benzer bir şey burada da var. Yasal aşk diyor ve reklam metnin sol alt köşesinde çimenlere uzanmış kolunu ve yüzünü gördüğümüz bir kadın görüyoruz. Burada da kendini sunan bakışlarıyla pasif bir beden duruşu içerisinde. Bu iki cinsiyetin sunumu arasında bir hiyerarşi yaratıyor tabii. Ve burada yaratılan eşitsizlik de erkek olarak sunulan aracın üzerinden aracın değeri de aracın simgesel değerine aktarılan bir şeye dönüşüyor. Mesela biraz önceki reklamda kadın çıplak soyunmuş bir şekilde arabanın yanında dolaşırken erkek kol düğmeleriyle çok şık bir elbise içerisinde ve diyor ki sürmüyorken bile onu düşünüyor diye bir reklam hayal ediyor ve yanında da Lexus'u görüyor. Büyük aşk hocam. Efendim Büyük Meryem'cim aşk, böyle büyük aşk diyorum. Yani adam yemek yerken bile düşünüyor da zaten değil mi? Aşkın büyüklüğü ortada hocam. evet. Bir de bir önceki yani A4 seninki ağaç mıydı hocam? Bizim araba mı? Seninki A4. ağaç mıydı hocam? Benim değil aslında. Ya İşimin sizin hocam yani. arabası. Aa, Ha, bu tamam. 34 AD bir önceki değil mi hocam? Yani bu Evet. 34 AD bu tam Audi'nin plaka şey. Bir de Evet. şey hocam, Filiz hocam dedi yani İstanbul hani Çan Kralı biri yani 18 olsa gitmiyor değil mi? Hani Çan Kralı'da Mercedes şey falan. Hani yani zaten hani belli reklamlar şey olurmuş hocam. Hani şeyde de demiştiniz galiba sınavın başında ya da bir öncekinde de hani dergilerin reklamları da onu satın alanına göre değişiyor ya hocam. Hani arabayı alan da yani İstanbullular alabilir. Yani Çankırılar pek zaten o kadar şey ya da ne bileyim eskiden tabii hani daha hani Mamak ya da şey tarafı Keçiören tarafı şey falan hani pek yakıştırılamıyor ya. Hani kapitalizmin böyle bir şey var hani yakıştıramama. Siz pek oralara yanaşma yani. Kredi kartları da öyledir ya. Araba da biraz öyle bir şey galiba değil mi hocam? Hani üst segmentlere şeyler biner falan gibisinden. Tabii. O geldi şimdi aklıma. Yani çok Bu şey hocam hani şey bir Meryem. ilişki var. Pardon Evet. hocam. Yo, estağfurullah. Dediğine ekipim bir de bu reklamlar National Geographic dergisinde yayımlanıyor. Dolayısıyla bu dergiyi tüketen kitle de göz önünde Tabii bulunduruluyor. onu diyorum hocam. Yani İstanbul'da okunuyor dergi. Düşünün sen Ama Çankırı'da değil. Çankırı'da gidiyordur Bir belki iki. hocam. Böyle Yani şöyle şaka bir yana hani bu reklamlar hangi mecrada Tabii yayınlanıyorlarsa tabii. aslında bu çok büyük bir endüstri olduğu için ve çok büyük paralar harcandığı için ona göre de hani hedef kitle kim tüketiyor Tabii bütün tabii onların hedef kitle de önemli. gözetilerek yapılıyor reklamlar. Burada da 34 at demiş Filiz Hocam. At isim. Bu kadar yani. Audi yani. Audi. At eşittir A3 mu? Audi. Maalesef. A5-6 falan. Maalesef A3 değil. Evet. Teşekkür ederim Meryemcim katkı için. Sağ ol hocam. Hocam, Dinliyorum. hocam ben reklamcı olsaydım plakayı al yapardım. Al. Direkt diyorsun gözünün Ver. ucuna. Evet, olabilir tabii niye olmasın. Evet. Bu da yaratıcı bir fikir Filiz Hocam.
Şimdi bu erkek meselesini anlatırken şunu da eklemek isterim. Hatta bir erkek hani ideal modern özne batılı beyaz erkek demiştik. Tabii bu beyaz batılı erkek aynı zamanda bilimi yapan erkek. Dolayısıyla reklamda bir akşam yemeğinde bu sistemi açıklamak zorunda olan bir baba olduğumuzu hayal edin diyor. Yani bir anne olduğunuzu hayal edin demiyor ya da bir kadın olduğunuzu. Yani hem erkek olacak hem baba olacak. İdeal modern özne için bu daha şahane bir şey tabii. Erkek olmanın yanı sıra baba olmak. Dolayısıyla reklamda böyle yapmış. Karmaşık bilimsel bir mekanik sistemi anlatmak bir erkeğin hele de çocuğu varsa daha da ideal bir babanın görevi ve reklamda da bu söyleniyor bize. Bilgi ve bilgi nesnesi arasındaki ilişkiye dair kavramsal noktaları sadece dışa vurmakla kalmaz diyor Loy. Aynı zamanda iyi bir bilen kişi olmaya erkeksi bir içerik de verir modernitenin kurucu düşünürleri diyor. Ben bu düşünceyi alıp reklamlara bu düşünceyle baktığımda işte burada başarılı olmak, bilmek burada şu meher. Bu arada tabii onun için de şifa diliyoruz. Şimdi biliyorsunuz bitkisel hayatta. Schumer hem bir başarının temsilcisi hem teknoloji konusunda en iyinin ne olduğunu bilen kişinin temsilcisi olarak reklamda yer alıyor. Modernitenin başka bir boyutu elbette tarih anlayışı ve tabii ki evrim görüşü Darwin ve onun sosyal dünyaya ne diyelim devşirilmesi, transfer edilmesi de çok önemli bir şey. Modernitede tarih hani belli bir noktada başlıyor, sonra bir yönde ilerliyor düz bir çizgi şeklinde. Geleneksel anlamda modernitenin böyle bir tarih anlayışı var. Bunu araçların reklamlarında görmek mümkün. Yani modernitenin ilerleme düşüncesine biyolojik evrim düşüncesinden yola çıkılarak ulaşılması ve buna eklemlenmiş olan gelişme, ilerleme ve evrimin aynı anlamda reklamlarda çeşit çeşit kullanıldığını görebiliyoruz. Mesela bu reklamda bu aracın 1900 yılında ilk modern tasarımıyla başladığı, sonra 39, 59, 61, 63 reklamım sayfalarca sürüyor ve okuduğunuzda adeta canlıların evrimi gibi reklamda da bu aracın nasıl evrim geçirdiğini ve nasıl ilerlediğini çok daha iyi bir yaşama uyum sağlamış bir araç olduğunu görüyorsunuz. Ve reklamlarda bu anlamda en çok kullanılan, en sevilen sözcük yeni. Yeni, tabii modern Latince bir sözcük biliyorsunuz. Türkçesi yeni zaten. Büyülü bir kelime yeni ve motorlu araç reklamlarında aracın parçalarının yeni olduğu veya yenilendiği hep söyleniyor. Yeni nesil motor, yeni iç dış tasarım, baştan yaratılan kusursuz tasarım, yeni elektro hidrolik direksiyon sistemi, yenilikçi dynamic ride control gibi. İlerlemenin, evrimleşmenin anahtar sözcüklerinden biri yeni. Onun için yeni Audi A4, yenilenen Bora, yeni Renault Clio, Mercedes-Benz yeni A serisi gibi. Yine biyolojik evrim içerisinde biliyorsunuz mutasyon çok önemli bir şey. Mutasyon her canlıda olan bir şey. Genlerde veya kromozom yapısında kalıtsal değişkeler. Demek mutasyon olduğunda eğer bu canlıya yararlıysa evrim zincirinde yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yararlı değilse de mutasyonlarla ortaya çıkan yeni türler doğal seçilimde eleniyor. Çok önemli bir şey ve bakın ben bunu reklamda nasıl gördüm. İşte bir Renault reklamı. Çok ilginç ve çok etkileyici. Reklamda diyor ki size gülünç mü geliyor? Biz bu konuda düşünme özgürlüğümüzü koruyoruz diyor. Burada doğrudan hani modernitenin biyolojik evrime dayalı evrim görüşüne atıf yapan çok zekice kurgulanmış bir reklam. Canlılar tarihinin bir anında bir tür değil mi birden zuhur ediyor ve evrim sahnesinde yerini alıyor. İşte reklamlara baktığımızda da mesela diyor ki Grand Voyager dünyanın ilk minivanı. Hani ilk bir şeysi şu aracın şu modeli dünyanın ilk şusu, dünyanın ilk busu aynı evrimde ortaya çıktığı gibi ortaya çıkmış oluyor ve reklamda bize gösteriliyor. Tarihte ilk kez Land Rover 1948'de üretildi diyor. Evrim geçiren aracın yeni nesillerinden de bahsedilirken o günden bu yana yeni nesiller boyunca Land Rover Discovery, Freelander maceracı ruhunu gösterdi diyor. Şimdi modernizmin yine en önemli özelliği biliyoruz ki öznenin tanrısallaştırılması. Çünkü modernitede tanrı artık
Orta Çağ'dan sonra kapının dışına konulmuş görünüyor teorik düzeyde ve onun yerine kim geçiyor? Modern özne ve tanrısallaştırılarak bu yapılıyor. Reklamlara yansımasına baktığımız zaman bu tanrısallaştırmanın çok farklı biçimlerde gösterildiğini görüyoruz. Mesela kutsal olanın duysal dünya ile bağlantısız olarak gösterildiği şekliyle bütün varoluşların en başında geliyor olmasıyla ilk hareket ettirici olmasıyla bunların örneklerini şimdi göstereceğim size. Işık ya da parlaklıkla simgelenmesiyle mitolojilerde tanrılara ya da tek tanrılarda tanrıya atfedilen olağanüstü özelliklerin araca yüklenmesiyle gerçekleştiriliyor. Bunlardan birincisi aracın görsel metin içinde konumlandırılma biçimi. Bu çok ilginç. Şimdi otomobil reklamlarına baktığınız zaman otomobilin reklamda yukarıda gösterildiğini görüyoruz çoğu zaman. Yani normalde yerde yolda giden araç reklamda yukarıda hatta birçok zaman da boşlukta gidiyor. Bunun simgesel bir anlamı var. O da şu. Batı görsel geleneğinde ayaklar yerde, baş yukarıda ifadesiyle kendini bulan bir anlatım biçimi var. Burada yer algılanabilir ve gerçek olan, üst ise bu dünyaya ait olmayan, arzu edilen, ideal olan anlamına geliyor. Ve biz bu görsel geleneğe baktığımız zaman, bakın burada bir örneğini görüyorsunuz. İnsanlar resmin aşağısında yerde, tanrısal varlıklarda resmin yukarısında gösteriliyor. Ben de reklamlara bu açıdan baktığım zaman reklam metinleri içerisinde araçların boşlukta ve yukarıda çok çok gösterildiğini gördüm. Mesela bunun gibi, bu reklamda olduğu gibi. Burada böyle bir tür boşlukta gösteriyor, yukarıda, aşağıda değil yani. Ya da daha da ilginci var. Reklamda şaşırmaya hazırlanın diyor zaten. Boşlukta olduğu gibi bir de ters dönmüş. Yani normalde hiç olmayacak bir anormal pozisyonda gösteriliyor. Böylece biz bu aracın nasıl bu dünyaya ait olmadığını, başka bir dünyaya ait olduğunu görüyoruz. Yine Tanrı'nın başka bir özelliği biliyorsunuz, bazı dini argümanlarda kendisi hareket eden değil, hareket ettiricidir. İlk harekete sebep olandır. Hareket Tanrı'nın verdiği ilk hareketle başlar ve sonra her bir hareket başka bir şeyi harekete geçirir. Ben bunun da reklamdaki karşılığının fotoğraflarda araçların durmuş olarak gösterilmesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi otomobilin özelliği bir yerden bir yere gitmesi. Yani ortaya çıkmasının nedeni de bu. Yani hareket eden bir nesne ve sizi bir yerden bir yere götürüyor. Fakat araçlar da araçların reklamlarda neredeyse yarısının durmuş olurken, dururken gösterilmesi bu açıdan çok ilginç ve bu tanrısal özelliğin durmuş pozisyonda gösterilerek araca aktarıldığını düşünüyorum. Başka bir mesele parlaklık. Bütün genel olarak dinlerde, dünya mitolojilerinde biliyorsunuz parlaklık Tanrı'nın simgelerinden biri. Ve otomobil reklamlarında önemli bir bölümünde araçlar gümüş rengidir. Dikkatinizi çekmiştir belki. Eğer gümüş rengi değilse kırmızı veya mavi renktedir. Tabii bu renklerin de anlamları var. Kırmızı tutkuyu, aşkı ve cinselliği simgelerken mavi Orta Çağ'dan beri tanrısal kutsal olanı simgeleyen yüksek statülü bir renk. Mesela onun için banka reklamlarına, sigorta reklamlarına dikkat ederseniz hep mavi renk egemendir. Araç reklamlarına baktığımda işte ben önemli bir bölümün gümüş renginde yani parlak olarak gösterildiğini gördüm. Bu da biraz önce dediğim gibi mitolojilerde ve dinlerde Tanrı'ya atfedilen ışıkla ve parlaklıkla ilişkili bir şey olsa gerek. Başka bir şey ilgimi çeken o kelimesinin yazılışı. Şimdi Türkçe'de benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam içinizde Türkologlar da varsa lütfen beni düzelsinler. Türkçe'de benim bildiğim kadarıyla o sadece iki durumda büyük yazılıyor ve kesme işareti kullanıyor. Biri hani Allah'tan bahsederken O'yu büyük yazıyoruz Türkçe'de ve kesme işareti koyuyoruz. Bir de benim bildiğim Mustafa Kemal'den bahseden metinlerde bunu herkes yapmıyor ama bazıları ondan bahsederken O'yu büyük yazıp kesme işareti koyuyorlar. Ve bir de gördüğünüz gibi reklamlarda araç için kullanılmış. Rakipleri onu kendi klasmanında ona bir de yakından bakın. Şimdi şu ana kadar yaptığım çözümlemeleri belki
Yani modern öznenin araç üzerinden, daha doğrusu aracın, özür dilerim, modern özne üzerinden nasıl tanrısallaştırıldığını çözümlemeye çalıştığım bu bölümü belki abartılı bulmuş olabilirsiniz. Ama ben hiç olmadığını doğrudan size bir reklam göstererek, bakın bu da O'nun yazılışı, Avudi'de, göstermek istiyorum. Önce bir alıntı yapayım kutsal kitapta. Şöyle diyor: Musa deniz üzerine elini uzattı ve Rab bütün gece kuvvetli şark yeliğiyle denizi geri çevirdi ve denizi kara etti ve sular yarıldı ve İsrailoğulları kuru yerden denizin ortasına girdiler ve sular sağlarında ve sollarında onlara duvar oldular diyor. Şimdi reklamı görelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu Toyota'nın Land Cruiser reklamı. Reklama baktığınızda Toyota'nın peygamberle özdeşleştirildiğini görüyorsun. Benzer bir reklam burada yok ama İsa peygamberle de aracın özdeşleştirildiği başka bir reklam da vardı. Dağda karlarla kar üzerinden haçın gösterildiği. O reklam burada yok. O da ilginçti. Evet, gördüğünüz gibi işte modernitenin ideal modern öznesi nasıl tanrısallaştırılıyorsa, onun tanrısallaştırılması üzerinden motorlu taşıt reklamlarında aracın da nasıl kutsal bir kimlik kazandığını görebiliyoruz. Bu araç artık bizim yeni kozmosumuz ve yeni tanrımız. Çünkü içinde her şey var. Hayatınızdaki her şey Zafira'ya sığar diyor reklamda. Her şey sığar. Çünkü o bizim yeni tanrımız. Çünkü o bizim yeni evrenimiz, yeni kainatımız, yeni kozmosumuz. Burada diyor ki reklamda, yeniden tartışma konusu yapmadığımız tek şey, en azından şimdilik, iki tekerlek. Burada da ben üstü kapalı bir biçimde Adem ve Havva'ya gönderme yapıldığını düşünüyorum. Modern aklın anlayışının da reklamlarda, motorlu araç reklamlarında çeşitli şekillerde sunulduğunu görüyoruz. Bu reklamlarda motorlu araçların teknik özelliklerini, örneğin sayılıp dökülmesiyle belli bir rasyonelite çerçevesinde aracın satın alınabilmesi için rasyonun, yani aklın metinlerde kullanıldığını görüyoruz ve metinlerde aklın yüceltildiğini görüyoruz. Modern düşüncede tapınılma derecesine yükseltilen aklın yaşamın her alanında egemenliğini kuran bir otoriteye dönüştürülmesiyle birlikte reklamlarda da bunun yansıması karşımıza çıkıyor. Örneğin diyor ki, bir kaza anında bu bilgileri değerlendiren akıllı güvenlik sistemi 5 milisaniye gibi kısa bir süre içinde sadece gerekli gördüğü falan filan. Ya da akıllı mesafe kontrolü, akıllı denge kontrolü, yol yardımcısı diyor. Habermas, akıl için aklın hem bütüne hem parçalara ait olduğunu, dünyanın kendi bütünlüğü içerisindeki akılsallığı olsun, isterse tek bir insan için öznerliğin kendi içerisindeki akılsallığı olsun, doğanın ve yaşamın her anında, her parçasında insan aklına uygunluğunun güvencesi olduğunu ve aklın bunu simgelediğini söylüyor. Dolayısıyla reklam metinlerinde doğrudan akıl ve akıllı sözcüklerinin kullanılmasının da bu araçların zeka dolu olduğu mesajının verilmesinin de bu anlamda modernist ideolojiyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Örneğin Renault Laguna sürücüsünü görür görmez tanıyor diyor. Erken yol koşullarını algılar ve anında uyum gösterir. Hesap uzmanı diyor. Modernizmin yine başka bir özelliği tabii milliyetçilik ideoloji olarak. Modern felsefenin aklı olan inancı içerisinde milliyetçilik de bu akla dayalı örgütlenmenin kaynağı olarak görülmüş tür biliyorsunuz. Milliyetçi dil ve sembolizm yaratılan ideolojiyi toplumun bütün kesimlerine bir toplumsal duygu olarak da eklemlemiş uzun bir süre. Bunu reklamlarda da görmek çok kolay. Örneğin Citroen'in logosu, bunun altında burada görüyorsunuz, teknolojide yeni Fransız devrimi diyor. Şimdi Fransız, bu ürünün Fransız menşei imleniyor ama sadece Fransız olduğu söylenmiyor. Teknolojide yeni Fransız devrimi denilerek Avrupa tarihinde, modernitenin tarihinde sıra dışı kültürel bir sıçramaya da atıfta bulunuluyor. Ve dolayısıyla teknoloji dolayımıyla Fransız kültürü de bu şekilde yüceltiliyor. Ya da Audi'nin reklamında Vorsprung durch Technik, teknik yoluyla ilerleme. Bu da
Burada da ulusa kazandırılmış olan doğal kişilik, canlı, arzulu, büyüyen, gelişen, güç sistemiyle donatılmış kutsal olanın bir görünümü olan, başkalarının haklarından öte kendi olan hakkını açıklamak isteyen, açığa çıkarılan bir doğal ulusal kişilik. Ve Almanca yazılmasının da bu anlamda ayrıca milliyetçilikle bağlantılı bir ilişkisi var tabii. Ya da bu reklamı biraz önce görmüştük. Seat'ın reklamında sadece işte burada İspanya kökenli kaşifler değil gördüğümüz. Arkada da bir dünya haritası görüyoruz ve dünya haritasının ortasında da İspanya yazıyor. Bu arada bu reklam yayınlandığı tarihte Seat İspanya'nın da ama şimdi daha büyük bir Alman firması Seat'ı aldı biliyorsunuz. Ama o zaman İspanya'nın da ve dünyanın da merkezi İspanya olarak gösteriliyordu ve kaşiflerin de çoğunun İspanya kökenli olmasıyla İspanyol milliyetçiliği. Bir de Seat'ın logosunun altında da otoemosyon yazıyor İspanyolca. Yani oto, duygu gibi. Ya da milliyetçiliğin farklı bir görünümü Amerikan milliyetçiliği İngilizce yayınlanan National Geographic reklamlarında da görülebilir. Burada Ford'un o yıllarda yayınlanan bir dizi reklamı var. Bu reklamda doğrudan otomobilin, bu seride otomobilin ya da Ford aracının kendisini görmüyorsunuz ama reklamda markanın içinden doğduğu Amerikan kültürüne ve bu kültürün de dışına taşırak dünyanın doğal yapısının araştırılmasına, korunmasına bu markanın nasıl katkı verdiği anlatılıyor. Yani nasıl çevreci olduğu anlatılıyor. Başka bir Ford'un dizi reklamında da bu dizi reklamında sloganı Gezegen için kahramanlar. Bu kampanyada da her reklam metninde arkeoloji, botanik, paleontoloji gibi birçok alanda dünyaca tanınmış Amerikalı bilim insanları tek tek gördüğünüz gibi tanıtılıyor. Bu kişilerin Amerika kökenli, çoğunun da Amerika'da devam eden sıra dışı, olağanüstü, çok etkileyici hayat öyküleri anlatılıyor. Ve altta da sadece Ford'un logosunu görüyorsunuz. Böylece bu çerçeve içerisinde oluşturulan, anlatılan, bize tanıtılan ideal modern insan, bu Amerikalı çok başarılı bilim insanları ile anlatılan hikayenin özü, reklam metninde yer alan Ford'un logosuna aktarılarak Ford motorlu araçlarının nasıl ideal modern insan olduğu da bize sunulmuş oluyor. Biraz önce logoların altındaki yazıları gördük. İşte Fransızca, Almanca, İspanyolca. Ama genel olarak biliyoruz modernliğin dili İngilizce. Bir de özellikle de bu sıradan bir İngilizce değil, grafis deyişiyle bilgisayar İngilizcesi. Neden bilgisayar İngilizcesi? Verimlilik uğruna aşırı basitleştirilmiş, anlamı daraltılmış ve kullanıcılarını emir kipinin dünyasına alıştıran bir dil. İşte modernitenin bu bilgisayar İngilizcesi olan dilini markaların altında görebiliyoruz. Mesela Volvo'nun altında reklamda For Life, yaşam için yazıyor. Nissan'ın altında Japon markası Shift Expectations yazıyor. Burada hem dil basit bir şey bilgisayar İngilizcesi hem de shift tuşu var biliyorsunuz bilgisayarda ve onun işareti ve expectations beklentileri yükseltin. Yani şey olarak hem gösterge shift göstergesine baktığınız zaman hem gösteren olarak shift'in bu şekilde yazılması ve gösterilmesi hem de gösterilen olarak anlamı üzerinden tamamen burada nasıl bilgisayar İngilizcesine atıf yapıldığını görebiliriz. Ya da yine bir Japon markası Mitsubishi'de farklı bir yol seç, take a different road da gördüğümüz gibi. Yani dil üzerinden de bir modern öznenin kurulduğunu görebiliyoruz. Başka bir şey, kapitalist toplumun üyesidir modern özne ve kapitalist toplumun üyesi olarak elbette pazardaki temel amaç kârdır. Böyle bir sistem vardır. Simmel'in dediği gibi bu olgunlaşmış bir para ekonomisidir. Bunu reklamlarda görmek mümkün. Bakın burada olduğu gibi. Kapitalist toplumun üyesi olarak modern özne ve motorlu araç reklamlarına baktığımızda nasıl bu araçların bize kar ettirdiği, maksimum güçle minimum tüketimi sağladığı ve uzayda uyduyla dünya arasındaki mesafeyi ne kadar uzun bir mesafe bu, yarım depo benzinle ne kadar kolaylıkla alabildiğimizi, ne kadar ekonomik olduğunu bize anlatıyor.
Bir de tabii bilim anlayışı. Dediğim gibi modernizmin bilimdeki zirvesi biliyorsunuz pozitivizmdir ve sonra tabii reform geçirilmiş haliyle neopozitivizmdir. Bu açıdan da reklamlara baktığımız zaman pozitivizmin en önemli özelliğinin doğanın bilgisinin deneye dayanması olduğunu reklamlarda da görmemiz mümkün. Matematiğin ve deneyin ne kadar önemli olduğu. Tofaş'ın tüm temsil noktalarında performansı test edin diyor reklamda. Hatta bayilerimize gelin tutkuyu test edin diyor. Çünkü test yapabiliyorsanız orada bilim vardır. Matematiğe dökebiliyorsanız pozitivizme göre orada bilim vardır. Dolayısıyla modernitenin bilim anlayışını motorlu araç reklamlarında görebiliyoruz. Ya da gelin deneyin diyor, performansını kendiniz yaşayın diyor. Ya da hatta burada doğrudan laboratuvara gönderme yapan bir bilgi de görebiliyoruz. Euro NCAP, biliyorsunuz Avrupalı otomobil üreticileri ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bağımsız bir test kuruluşu. Ve bazı reklamlarda, özellikle de Renault reklamlarında vardı o yıllar. Bunu Euro NCAP'i gördüğünüz zaman bu aracın bağımsız bir test kuruluşundan geçtiğini, dolayısıyla bilimsel açıdan da kusursuz ve mükemmel olduğunu görmüş oluyorsunuz. Ya da başka bir reklamda tekerleğin altında beyaz önlüklü bir adam var. Elinde de mezur var. Mezur tabii ve beyaz önlük modern bilim anlayışına göre bizi herhalde en çok etkileyen, sarıp sarmalayan göstergelerden ikisi. Burada modern bilim anlayışına göre bilimsel bilgi nasıl meşruiyetin nesnelliğinden alıyorsa, bu nesnel bilginin üretildiği yer elbette bir laboratuvardır ve elbette beyaz önlüklü ve beyaz önlüğünü giydiğinde tamamen nesnellik kıyafetinde üzerine girmiş bilim insanı üzerinden alır bu gücünü. Reklamda da onun için kullanılmış. Ya da işte akşam yemeğinde masada suyla çalışan, motoru açıklamaya çalışan bir baba da vardır. Modern bilimde zaten beyaz batılı erkek tarafından üretilen bir şeydir. Ya da bakın matematiğin ve geometrinin gücünü gösteren bir reklam. Burada diyor ki, burada gördüğünüz bahçe bu reklama göre Renault Senni'nin iç dünyası. İç dünyasının bir bahçe olduğunu görüyoruz ve bu bahçenin de geometrik tasarımlanmış bir alan olduğunu görüyoruz. Ben buradan doğrudan bahçenin hem yersel ve göksel cenneti aynı zamanda kozmik düzeni simgeleyen bir alan olarak gösterildiğini ama hem de bu alan tabii bu haliyle dini bir şey. Yani moderniteden öncesine ait bir şey. Fakat kozmik düzeni simgeleyen bu alanın tamamen mükemmel bir geometriyle tasarımının yapıldığını gördüğümüzde burada doğrudan modern bilime bir atıf olduğunu görmemek mümkün değil. Çünkü yeni çağ biliminin kurucularından Galileo'ya göre de biliyorsunuz dünyadaki her şey geometrik biçime bağlı kılınmıştır. Her devinim matematiksel yasalara bağlıdır. Öyleyse Coiré'nin dediği gibi modern bilim matematiği ve geometriyi yalnızca doğa yasalarının anlaşılmasında kullanılabilecek bir düzenleme aracı olarak görmez. Ayrıca doğanın kavranışının bir anahtarı olarak da görür. Dolayısıyla biz bilimde geometriyi ve matematiği doğayı kavramak için kullanırken reklam metninde Renault'un iç dünyasını kavramak için kullanıyoruz ve böylece modern bilim anlayışı da yine burada modern tasarımlı araç üzerinden bize gösterilmiş oluyor. Bu araç tabii melez bir araç. Yani onu insan kullanıyor. İnsan ve makine burada bütünleşmiş durumda. Yani şöyle mesela yaya olarak yürüdüğümüz zaman eğer durmak istersek kas ve sinir sistemimizi kullanarak duruyoruz ama aracın içinde durmak istediğimizde frene basıyoruz. Veya koşmak istediğimizde yine kaslarımızı ve bedenimizi kullanıyoruz. Ama arabada koşmak istediğimizde gaza basıyoruz. Veya yaya yürürken arkamızı görmek istediğimizde başımızı çeviriyoruz, gözlerimize bakıyoruz. Ama aracın içindeyken dikiz aynasından bakıyoruz. Veya yürürken birisine bir şey söylemek istediğimizde sesimizi kullanıyoruz. Ama araç içindeyken kornaya basıyoruz. Veya yürürken birisi bize değdiğinde temas ettiğinde, bu arada Filiz Hoca 2 saat doldu demiş. Sanırım baygınlık geçiriyor değil mi Filiz Hocam herkes? Tamam. Hayır, sadece bilgi olarak.
Tamam, ama biraz da fazla uzun olmuş hakikaten. Fakat sonuna da geldik sayılır. Bu özne, hani makinenin dışı bizim dışımız, kaportamız yani makinede. Dolayısıyla korna, fren, gaz, kaporta, dikiz aynası falan diye hepsini birlikte düşündüğümüzde insanla makinenin bir neredeyse siborg haline geldiğini, melez bir varlığa dönüştüğünü görmemek mümkün değil. Dolayısıyla reklamlarda bu araç insan makine olarak gösteriliyor ve yolların efendisi olarak bize sunuluyor. Ve bu siborg da tabii ki insanlaşıyor reklamlarda. Direksiyondan kumandalı hız sabitleyicisi var, akıllı güvenlik sistemi var, otomatik şanzımanı var, yolcu hava yastıkları var, kendi kendine çarptığında çalışan elektronik kliması var, ısıya göre kendini ayarlayan otomatik park sensörü var. Dolayısıyla işte bir siborg olarak karşımıza çıkıyor bu teknolojik canlı. Ve tabii bu üstün bir varlık. Bir insandan daha üstün bir varlık. Bakın burada solucan bakışıyla biz aracı görüyoruz. Reklamda araç yukarıya yerleştirilmiş. Biz fotoğrafa baktığımızda aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz. Araç üstümüzde konumlandırılmış. Dolayısıyla bu reklamda buradaki araç akıl alanını doğa alanına üstün olarak kurgulayan hiyerarşik ikicilik etrafında örgütlenmiş bir biçimde bize gösteriliyor. Yani araç burada doğaya da egemen ve çıplak teknolojisi olmayan insana da egemen yeni bir varlık, yeni bir canlı. Ve yağmur, çamur, çukur, tümsek, toz, toprak, kış, kıyamet dinlemez. Her koşula uyumludur çünkü o olağanüstü bir varlıktır. Çok zekidir. Her koşulun üstesinden gelir. Bakın hem satranç tahtasında at gibi dolaylı hamle yapar, hem de satranç tahtasında kale gibi düz. Her koşula uyar üstün performansı ve zekasıyla. Reklamlarda zaman ve mekana baktığımız zaman da modernite ile ilişkisini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Zaman ve mekan modern batıda birbirinden ayrışmış ve batının zamana bakışı da artık biliyorsunuz modernitede döngüsel değil. Geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe uzanan bir cetvel gibi çizgisel düşünülmüştür. Ve biz bunun reklamlardaki yansımasını da kolaylıkla görebiliriz. Örneğin okuma yönlerine bakalım. Şimdi nasıl modern tarih anlayışı ve modern zaman bir yerden başlayıp başka bir yere doğru ilerliyorsa, reklamlarda da arabanın soldan sağa konumlandığını görebiliriz. Yani soldan sağa konumlanınca arabanın önü sağ tarafta olduğu için, okuma yönümüz de soldan sağ olduğu için onun bir yönden bir yöne doğru ilerlediğini, ilerlerken reklamda gösterildiğini görebiliriz. Ve yolda ilerleme halinde olmak demek, simgesel olarak araç duruyor olsa bile soldan sağa konumlandırdığınızda onu hareket halinde göstermiş oluyorsunuz. Bauman'ın deyişiyle modernlik zaten durmanın imkansızlığıdır ve bence reklamda da araçlar bu nedenle soldan sağa konumlandırılarak gösteriliyor. Ben hani sadece Türkçe ve İngilizce reklamlarda mı araçlar böyle konumlandırılıyor diye merak ettiğim için o sırada Başkent Üniversitesi'nde çalışırken verdiğim bir derste öğrencilerle reklam konulu posterler hazırlatmıştım ama sadece otomobil reklamı yoktu tabii de bir grup öğrenciye de farklı dillerdeki yani okumanın sağdan sola olduğu Arapça, Farsça gibi dillerde reklam metinlerinde aracın nasıl konumlandırıldığını incelemelerini istemiştim. Ve onlar da benim Türkçe, İngilizce reklamlarda bulduğum sonucu buldular. Yani okuma yönü soldan sağa olduğunda reklamda aracın arkası sol tarafta, önü sağ tarafta. Okuma yönü sağdan sola olduğunda da aracın önü sol tarafta, arka tarafı sağ tarafta gösteriliyor. Bu işte modernist ilerleme düşüncesiyle paralel bir fikir olduğu için. Ve hız tabii ki zaman çok hızlı bir şey modernitede. Günümüzde otomobil büyük gotik katedrallerin nasıl karşılığı durumundaysa hız da aynı şekilde bu büyülü nesnenin en önemli özelliklerinden biri. Yarışçı bir dünyada hızı çok yüksek bir araç bu. Ve Gottschalk'ın da ilginç bir çalışması var. Reklamlarda, televizyon reklamlarında hız stratejileri üzerine yaptığı araştırmada televizyon reklamlarının hızının hem görsel hem işitsel hem dilsel iletilerle nasıl sıradan bir hale getirildiğini, nasıl kutsandığını ve kutsandığını ve gündelik hayat içerisinde hızın nasıl meşrulaştırıldığını örneklerle
anlatıyor. Reklamlarda da bunu görmek mümkün. Mesela bu. Şöyle diyor reklamda, ona sahip olabilirsiniz eğer onun kadar çabuk davranabilirseniz diyor reklamda. Burada doğrudan hızın nasıl yüceltildiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde mekana baktığımızda da, bakın bu 1927 tarihli bir Mercedes reklamı. Arkada Le Corbusier'e ait avantgard bir ev tasarımı var. Reklam metninde aracın arkasındaki avantgard ev tasarımıyla mekanla birlikte aracın da nasıl modern dünyanın bir parçası olduğu gösteriliyor. Corbusier çok önemli bir mimar, modernitenin simge mimarlarından biri. Konut ve apartman sorunu araba şasisi gibi araştırılsaydı evlerimizin çabucak değiştiğini, iyileştiğini görebilirdik diyor. Ve Corbusier'e göre otomobil modernist mimarlığın bir paradigması. Ve reklamlarda da biz zaten arka planda şehri görüyoruz genellikle, tam da bu nedenle. Evet, asıl olan sonuçta yolda olmak ve bu yeni melez canlı, otomobil canlı. Zaman ve mekanın olmadığı gerçek dünyada gerçekliği kendi içerisine taşıyan monatlar, motorlu araçlar. Bütün gerçekliğin temsili olarak da bu motorlu araçlar kendi geçmişini, şimdisini ve geleceğini de içerisinde taşıyor. Yaşam ancak araçla mümkün olabildiği için de reklam metinlerinde okura sunulan asıl amaç, varılması planlanan bir hedef değil. Öyle bir amaç yok zaten. Sadece yolculuğun ta kendisi. Bauman modernliğin durmanın imkansız olduğunu söylüyor. Tabii otomobille ilişki kurmadan söylüyor bunu ama hızla da ilişki kurarak söylüyor. Dünyanın bütün sakinlerini bir yere ulaşmak için sürekli dolaşan göçebelere benzetiyor Bauman ve göçebelerin vatanı çöldür diyor. Simgesel olarak bana göre daha açık ifade etmek gerekirse yolculuğu kendine amaç edinmiş modern özleninde vatanı yoldur dedim ben de kendi çalışmamda ve aslında bu yolu da ben çöl olarak görüyorum. Çünkü bu yolda araç o kadar hızlı ilerliyor ki ve o kadar monadik bir yapıda başkalarıyla temas etmeden, iletişim kurmadan ilerliyor ki ben ruhsal dünyamızın da buna koşut olarak çölleştiğini düşünüyorum Bauman'ın görüşünden yola çıkarak. Bunu gösteren en ilginç reklam da bu. Bunu da göstermeden olmazdı. Evet, yolda olmanın ve otomobil insanın asıl olan olduğunu, bu kültür içerisinde bunun edildiğini gösteren bir reklam. Bakın Mercedes'in reklamı. Bembeyaz bir kağıt ve sadece National Geographic'in sarı çerçevesi var. Ama sarı çerçeve deforme olmuş ve Mercedes'in ön penceresi olmuş. Gördüğünüz gibi şunu söylüyor reklam bize. Var olan her şey kozmos ancak National Geographic'in çerçevesinden anlaşılabilir. Derginin iddiası bu. Reklamın iddiası da o çerçeve ancak Mercedes'ten görülebilir. Ve görüyorsunuz Mercedes'in içi ve dışı yok. Çünkü dünya eşittir National Geographic, dünya eşittir Mercedes olmuş bu reklamda. Weber modernlik için demir kafes benzetmesini kullanmıştır biliyorsunuz. Otomobil kültürü ve bir nesne olarak otomobil için de demir kafes benzetmesini kullanabiliriz. Tabii Weber modernliği eleştirmek için bu metaforu kullanıyor. McLuhan'da şehirde kişinin araçsız olduğunda kendisini giysisiz, belirsiz ve tamamlanmamış hissettiğini söylüyor. Bu iki görüşü birleştirerek bir reklamda görmek mümkün. Bakın bu Saab'ın bir reklamı ve burada koruyucu bir kafes olduğunu söylüyor. Yani Weber'le McLuhan'ın yaptığı eleştiriyi tersine çevirerek bu reklamda Saab bu demir kafesin insan için çok ideal bir yaratı olduğunu söylüyor. Bütün bu motorlu araç reklamlarına baktığımızda ve tekerlek ikinci el araba satışı gibi reklamlarla beraber ve otomobil kültürünü destekleyen diğer ürünlerin reklamlarının içinde otomobil kültürüne yapılan atıflarla birlikte ben hepsini devasa tek bir reklamın parçaları gibi gördüm ve çözümlememi de öyle yaptım ve bütün bu çözümleme sonucunda da tek bir modern kimliğin toplumsal cinsiyet, ilerlemecilik, milliyetçilik, modern bilim anlayışı, teknoloji ve modern zaman mekan algılayışı çerçevesinde ideal modern özneyi
nasıl motorlu araç üzerinden gösterdiğini anlatmaya çalıştım. Virilio, 19. yüzyılın basit duyurusu olan reklamın 20. yüzyılın gereksinimlerini kışkırtan reklamına dönüştüğünü ve bu gereksinimleri kışkırtan reklamın da 21. yüzyılın iletişimine dönüştürdüğünü söylemiş. Ben de dediğim gibi bu doktora tezini yazarken sadece reklamlardaki sloganları ve bu reklamları kullanarak bir kitap yazamaz mıyım, örneğin bir çizgi roman oluşturamaz mıyım diye düşünürken aslında Paul Virilio'nun bu görüşünden yola çıkmıştım. Reklam gerçekten de 21. yüzyılın tabii ne yazık ki, ben ne yazık ki diyorum tabii bunu iyi bir şey olarak söylemiyorum. Tam tersi bu kötü bir şey. 21. yüzyılın iletişimine dönüşmüş durumda. Bugün bu ilk sunumumda gün 4 Ocak 2021'de, bugün tarih farkı tabii. Bu da bir reklam. Yılbaşı ağacı süslemesinin biliyorsunuz dini atıfları var farklı farklı. Reklamda bu atıfların yerine gördüğünüz gibi o ağacın en tepesinde bir yıldız vardır ve onun da çok önemli bir anlamı vardır dini olarak. Onun yerine Mercedes'in logosu geçmiş. Ve bu logoda bir meta değeri taşıyan bir nesneyi imliyor. İşte problem reklamda burada. Yani siz dini anlamı olan çam ağacının yerine Mercedes'i ve logoyu geçirdiğiniz zaman o dini anlam inanırsınız inanmazsınız ama meta değildir o. Pahası yoktur değil mi? Ama burada pahası olan şeyi olan piyasada alınan satılan bir şeye dönüşmüş oluyor. Reklamlarda bu anlamda dostluk kullanılıyor. Özgürlük kullanılıyor değil mi? Hepsi 100 lira, 200 lira her neyse bedeli olan bir metaya dönüştürülmüş oluyor reklamda. İşte bu nedenle reklamın 21. yüzyılın iletişimi olması çok kötü bir şey bence. Ama işte arabamız da var. Ben kullanmıyorum gerçi. Bu reklamı koymamın nedeni ben derste ilgili örnekler verirken bir öğrencimiz otomobilimizle övündüğüm sonucunu çıkarmış ve ekşi sözlüğe de bunu yazmış otomobiliyle övünür diye. Ondan sonra tabii bunun birçok esprisi oldu öğrencilerle benim aramda. Mesela bir kere öğrencilerle bir toplantıya gitmiştim ve dönüşte onlarla birlikte metroya bindiğimde fotoğraflarımı çektiler. Ve Facebook'ta sevgili Serpil hocamızı metroda görünce Audi'si yokmuş gibi çekelim dedik diye de paylaştılar. Böyle bir esprisi olduğu için paylaşmak istedim. Son diyeceğim de şu, tezimin ya da kitabımın sonuç bölümündeki epigrafla bitireyim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabında dediği gibi bize bence yeni bir hayat lazım. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Dolu dolu bir sunumdu, harika bir sunumdu gerçekten. Söyleyecek söz yok. Ben de teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet, duyuyorum. Bizim tabii bu kadar kısa sürede sizinle kaynaşmamız bir tesadüf değilmiş hocam. Annelerimizi bir dernek kuracağım. Doktorlara Tapanlar Derneği. Hakikaten bu da önemli, çok önemli. Sanki benim annemi anlatıyordunuz. Ama yaşlandıkça annem daha yumuşadı. En azından davranış olarak yumuşadı. Çok ilginç. Hocam aslında hiçbir şey değişmiyor. Sadece yani temel öncüler değişmiyor. Sadece nesneler değişiyor. At avrat silah. At otomobil belki bilmiyorum. Bir de hocam birkaç şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Buyurun. Reklamlarda hep bilinçaltımızda işlenen şeyler var. Kişisel gelişim çalışmaları yaptığımda zihnimizin, bilinçaltımızın kelimenin kökünü algıladığı konusunda eğitim almıştım. Yani küçük çocuğa yapma dediğinde aslında yap komutunu verdiğin, o yüzden de kısa ve net anlaşılır emirler anlaşılır olmalı.
Reklamda da tabii ki kısaltma, yani daha kısa olacak. Çünkü öyle uzun bir cümleyi slogan yapmak, afişe basmak çok pratik değil. Kısa ve öz zaten metnin yapısı bu. Dolayısıyla izlerken benim bilinçaltıma yeni, ilk, güvenli, modern, kusursuz, mükemmel, kontrol kolaylığı, özgürlük, işte kadın tek başına gidebilir ama araban olmasa şehrin içinde o özgürlüğü yaşayamazsın. Yukarıda gösterilmesi biraz da hızla ilgili. İleri teknoloji, uzay teknolojisi. Yani başka dünyaya ait aslında uzay teknoloji, yani en gelişmiş teknoloji. Daha sonra pratik, her şey sığar, çok pratik, ekonomik, yani benzin kullanımı açısından. Şimdi hocam ben tehlikeli gördüğüm iki şey var. Özellikle akademik dünyada olanlar için, akademik çalışmalar yapanlar için kusursuz ve mükemmel sözcükleri çok tehlikeli. Çünkü zaten biz bu tipte yapıda insanlarız. Bu hem çok iyi bir şey fakat gölge duygusu da, yani bunun aşırısı ya da yanlış yere yönlendirilmesi de aslında çok tehlikeli. Çünkü biz zaten yeterince kendimizi mükemmel, hatasız, doğru yazabilmek adına baskı yapıyoruz. Ve ben uzun süre bir şey yaratamamıştım, yazamamıştım, ortaya çıkartamamıştım. Akademik kariyerim de çok gecikti bu yüzden. Reklamlar da maşallah bunu çok etkinleştirmiş, sağlamlaştırmış. Şimdi hocam, mükemmeliyetçilik ve kusursuzluğu kendi hayatımızda ya da birlikte yaşadığımız insanların hayatlarına değil de ya da yapmayı tahayyül ettiğimiz makale ya da kitapta değil de bunu pratik olarak yapıp çalışmayı yaptıktan sonra düzeltmekle zamanı harcamak gerektiğini gördüm kendi yaşamımdan. Yani mükemmellik ve kusursuzluk, zaten biz yaratılış olarak mükemmel ve tamız. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Yoksa yani yaratılış, her şeyin bir fonksiyonu, görevi, anlamı ve kendi içinde güzelliği var, estetiği var. Dolayısıyla bir kere o konuda rahat olmamız gerekiyor. Yani aşırı spor yaparak ya da bize satmaya çalıştıkları estetikler, estetik ameliyatlar, botokslar, aşırı spor yapmalar. Mesela ben ona da çok karşıyım. Biz profesyonel sporcu değiliz. Bize yürüyüş, hafif yürüyüş, bisiklet, yüzme, vücudumuzu hırpalamadan, spor salonlarında kendimizi sakatlamadan, çünkü biz profesyonel değiliz. Evet, spor, hareket çok güzel ama bize satılan, aslında bu reklamlarda bilinçaltımıza muazzam şeyler sokuluyormuş. Ben izlerken korktum biraz. Evet. Bunu Yani reklam. söylemek istiyorum. Bir de kutsallıktan ziyade bir üst anlam yüklemek. Yani alanının en iyisi, hani en üstte şeklinde olarak gördüm. Bunun dışında hocam çok ufak da pratik bilgiler vermek istiyorum. Mesela İtalyan araçlarının bizim yollarımıza uygun olmadığını öğrendim. Çok şaşırdım. İtalya tabii sanatın çok ileri olduğu bir yer. Dolayısıyla moda da çok ileri. Ve tasarımları daha değişik. Fakat araçlarını düz yollara göre tasarlamışlar. Bizim yollarımızda engebeli olduğu için
arızalanıyormuş çok. Evet. Yollara hiç gelir. Evet, Asfalt yani mı bize uygun araçlar değilmiş. Bu çok ilgimi çekmişti. Yine pratik olarak ikincisi de Mercedes başka toplumda bu kadar görgüsüz arabası olarak adledilmiyormuş. Daha çok devlet başkanlarına zırhıyla, işte korumasıyla kullandıkları bir araçmış. Bir tek bizde sonradan görmelerin, işte kara para kazananların sembolü haline gelmiş. Ben de Mercedes'i yıllarca öyle görmüştüm ama aslında o sadece bir Alman'ın, yani Alman mühendisliğinin bir ürünü. Evet. Hocam, bunun dışında da söyleyeceğim benim bu kadar. Tabii çok dolu dolu bir, yani beklediğimizden de fazla bulduk. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim Filiz Hocam. Bir soru var. Sibel Evet. Güler sormuş. Buyurun. Bizim doktora öğrencimiz demiş ki araba kullanmak istemeyişinizin nedeni bize yeni bir hayat lazım olduğuna ve buna dair inancınız mı? Sibel, araba kullanmamamın nedeni becerememem ve hiç güvenememem kendime. Belki bu soruyu sorduğunda sen böyle hani böyle siyasal ve çok havalı bir yanıt yakışırdı buna ama evet, tek nedeni bu. Korkuyorum. Yani bir iki kere denedim, ehliyet almak için zaten kursa gitmiştim. Benim hakimiyet gücümün çok ötesinde ve çok büyük ve idare edemiyormuşum gibi hissettim Sibel. Gerçekten o nedenle kullanmıyorum. Bir de kalifiye şoför kullanıyorum. Sibel biliyorsun benim kalifiye bir şoförüm var. Ya her an hizmetimde. Kendisi profesör, eşim oluyor. Evet. O nedenle şimdiye kadar ihtiyaç hissetmedim. Bir de şaka bir yana, ben tabii daha yaşlanınca nasıl olurum bilmiyorum ama hani bu yaşıma kadar da toplu taşımayı hep sevdim. Severim ben. Yani metro, dolmuş, otobüs. Her ne kadar Ekşi Sözlük'te öğrencimiz övünüyor arabasıyla diye yazmışsa da benim hep mesela bütün arkadaşlarım bilir. Normal kadın çantam hayatımda olmadı. Hep sırt çantam vardır. Her zaman eskir, yenisini alırım. Sırt çantamla oradan oraya, oradan oraya. Bana şehir böyle çok güzel geliyor. Filiz Hocam, bir örnek gösterebilir miyim reklamcı Lütfen, lütfen, zümresinin lütfen. bazen ne kadar karmaşık olabileceğini dosya açarak göstereyim. Bu arada soru varsa lütfen yazarak ya da sözlü olarak. Tabii çok sevinirim. Katkı ya da eleştiri varsa daha da çok sevinirim sorudan. Yani bu reklam çözümlemesinin ne kadar karmaşık bir şey olduğuna esprili biçimde anlatmak için size örnek göstermek istedim. Bu çalışmadan dolayı sanatçıyı biliyor olabilirsiniz. Maurizio Cattelan, 9. saat çalışmasını görmüşsünüzdür. Üzerine meteor düşen papa çalışması. Ama asıl göstereceğim çalışma bu değil bu. İsmi Komedya. 2019 yılında Maurizio Cattelan Art Basel Miami'de de sergilenmek üzere bu çalışmayı yapmış. Bir muz ve normal bildiğiniz koli bandı gibi bir bant, gri bir bant duvara yapıştırmıştı ve 120 bin dolara satıldı bu sanat eseri. Haberlerde belki bu da ayrıca meteor düşen papa gibi dikkatinizi çekmiş olabilir. Ve birçok olaylara sebep oldu. Mesela Gürcistan doğumlu bir performans sanatçısı muzu duvardan söküp yemişti. Yani sanat eserini yemişti. Sonra hakkında şikayette bulunulmadığı için hapse atılmadı. Ve o da kendisini bu bir performans sanatı pişman değilim diye savundu. Sonra başka bir saldırı olmuştu bu çalışmaya. Onu yapan kişi ama tutuklanmıştı. O da ben ünlü bir sanatçı değilim diye tutuklandım demişti. Bu çalışmanın arkasında Maurizio Cattelan'ın Mükemmel Bir Gün adlı bir çalışması var aslında. İlk bunu yapmış. Duvara birini bantlamış Maurizio. Aynı gri bantla. Bu kişi de Massimo De Carlo Galerisi'nin müdürü. Bu çalışmanın
yeni bir versiyonu olarak bunu yapmış. Şimdi bu çalışma sergilendikten sonra tabii reklamcıların dikkatini çekmemesi mümkün değildi. Bakın Burger King böyle bir reklam yayımladı. 120 bin dolara Catella'nın eseri satıldıktan sonra Burger King'de bir patates gördüğünüz. Onu gri bantla bağlamış. İşte sanat eserinin altında 120 bin dolar, patatesin altında 0,01 euro yazıyor. Burger King'in reklamı. Heinz tomato şey ketçap reklamında yine 120 bin dolar işte muzun sanat eserinin reis fotoğrafı yan tarafta. Öbür tarafta da ketçaba sokulmuş bir patates. 0,01 euro değil, ketçap olduğu için üzerinde 0,02 euro diye ve Türkiye'den de çok ilginç bir reklam. O da dünya ki konuyla ilgili web sitelerinde yer aldı. Birazdan göstereceğim Texen'in reklamı. Bakın bu Carrefour'un reklamı. Muz 1,59 euro, havuç 1 euro diye bu sanat eserine atıf yapan reklam. Bu da Texen'in reklamı. Gri bant 8,5 lira. Şimdi bu yani bu reklamı nasıl çözümleriz değil mi? Mesela çok ilginç. Yani burada hem sanat eseri bir hani Mona Lisa değil, hani biricik değil, bir örneği daha yok değil, değil mi? Burada aslında sergilenen sanat eserinde Mona Lisa gibi bir metin değil, bir fikir sergileniyor aslında. Ama bu fikrin kendisine yönelik eleştiriler var. Bu sanat eseri başlı başına bir eleştiri konusu. Onun alınıp reklamda kullanılması da ayrı bir mevzu. Bunu şundan göstermek istedim ben. Şundan göstermek istedim. Reklamı yani şimdi ben reklam üzerine doktora tezi yazdım, değil mi? Bu doktora tezini yazarken birçok reklamı çözümledim. Kaç yıl reklamlar üzerine düşündüm vesaire. Ama yine de bir reklamla karşılaş, o kadar çok reklamla karşılaşıyoruz ki günde ortalama bir makalede diyordu ki 400-500 reklam. Belki şimdi daha bile fazladır internet dolayısıyla. Bu kadar çok reklamla sürekli karşılaştığımız için bence durup düşünüp o reklamı analiz etme şansımız pek yok. Dolayısıyla o reklamda söylenen bir şekilde bizi etkiliyor. Bilincimizi etkiliyor, bilinç dışımızı etkiliyor. Çok büyük bir gücü var. Bir de böyle sanatla iç içe geçirildiğinde mesele çok daha karmaşıklaşıyor. Ve etkisinden kendimizi uzak tutmamız da imkansızlaşıyor. Onu örnek olarak göstermek istedim. Hocam ben de kendimi kopilot olarak hissettim bu arada. Kopilot. Aa, ne güzel. Ne güzel. Güzel. Evet. Birlikte yaptık. Zaten sizin önerinizle gerçekleşti bu buluşma. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için de. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Mustafa Büyüktürkmen hocamız Gazi Üniversitesi'nden bir sorusu var hocam. Kendisi bakabilirsiniz. Evet, diyor ki reklam bir dikkat çekme ve markaya duyu organlarıyla aidiyet oluşturma gibi bunu da yapıyor. Zaten advertisement hani advertero yani bir yöne doğru çevirmek demek. Reklamın kökeninde dikkat çekme amacı var. Aidiyet oluşturmada tabii bir kimlik yaratılıyor Mustafa Hocam bence reklamda marka üzerinden. İdeal bir kimlik yaratılıyor ve biz o kimliğe sahip olmak amacıyla dönüyoruz reklama doğru ve gidip onu satın almaya yöneliyoruz. Ama şu oluyor, o ideal kimlikle yaratılan şeye sahip olamıyoruz. Örneğin bir parfüm reklamını düşünün, bize karizma ve çekicilik sunuyor, değil mi? Ama gidip parfümü alıyoruz, sıkıyoruz, çok güzel. Ama ne yazık ki o reklamda gösterildiği şekilde olağanüstü bir karizmamız veya çekiciliğimiz olamıyor. Sonra modern insanın bulduğu çözüm başka bir parfüm almak oluyor. Yani bir ideal kimlik yaratılıyor ama o ideal kimlik hayali, gerçek değil ve aslında olmayan bir şey.
Yani mesela en son gösterdiğim Audi reklamını düşünün. Hani orada dini bir referans var. Şimdi Audi bir otomobil. Yani teknolojik bir ürün. Teknolojik bir ürünün inançla ne ilgisi olabilir? Hiçbir ilgisi yok elbette. Ama marka üzerinden bunlar bitiştiriliyor, birbirine eklemleniyor. Ve sanki siz onu aldığınızda aracı kutsallığa da erişmiş gibi hissediyorsunuz ya da onu ya da o hissettirilmek isteniyor ama o gerçekleşiyor mu? Mümkün değil tabii öyle bir şey. Dolayısıyla gidip yeni bir araç alıyoruz gibi geliyor bana. Buz iyi bir örnek. Hakikaten Katalan çok da esprili olduğu için özellikle göstermek istedim. Evet, evet hocam gerçekten öyle. Bir de ilgimi çeken bir şey oldu. Passat reklamında karın baklava biçimli karın kasları gösteriliyor. Bence bu yüzyıl insanına yapılan çok büyük kötülük, o varlığı kabul edememek, yani estetik anlayışıyla oynamak. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Benim bir ailemde bir de tanıdığım birisi var. İki kişi şişman ve göbekli. İkisi de Passat kullandı uzun yıllar. Çok enteresan. Yani şimdi aklıma geldi. Evet. Evet. Tabii birçok otomobil reklamında bu şey kusursuz sporcu olma teması var tabii ama Passat ilginç bir tesadüf olmuş tabii. Evet hocam. Yani idealize ediliyor tabii insan her yönüyle reklamlarda. Sadece otomobil reklamlarında değil. Mesela reklam dünyasını bir cumhuriyet gibi düşünün. Yani bir ülke gibi düşünün. Reklam dünyasının insanlarına bakın. Kadınlar ve erkekler en fazla 20'li yaşlarında kusursuz görünüm, genelde sarışın renkli gözlü beyaz, dişleri kusursuz, parmakları kusursuz, gözleri, burunları her yer. Mesela bu reklam dünyasında yaşlılar yoktur genellikle, engelliler yoktur, kusurlular Evet. yoktur, Hocam çirkinler. bir müjde vermek istiyorum. Onlar hep Photoshop. Elbette bununla ilgili YouTube'da da çok video var Filiz Hocam. Yani Photoshop'la nasıl reklamlarda zaten güzel olan kadınların ve erkeklerin daha da nasıl kusursuzlaştığını gösteren çok örnekler de var. Evet. Hocam ben son olarak şey geldi aklıma. Ergenlerin arabalardan müzik çalması. Evden arabayı genelde erkek çocuğu arabayı çalar, arkadaşları doluşturur ve yüksek sesli müzik çalınarak öyle geçilir mesela. Ben onları çok eskiden çok kızardım ama şimdi çok sevimli, nostaljik buluyorum. Hiç düşünmemiştim bu konuyu. Ne dersiniz? O bir Ankara Herhalde. folkloru değil mi hocam? Efendim? Buyurun. Ankara folkloru hocam o yani değil mi? Ankara, Çankırı. Yok Her yerde Ankara daha vardır. çok böyle yandan özellikle değil mi hocam? Böyle cıttak cıttak bazen de şey Ankara havaları falan böyle. Evet. Bahçeli'de de geçiyor gerçi de şöyle. Evet. Herhalde buradayım diyor bunu Tabii yapanlar, değil hocam mi? yani Ben buradayım. buradayım diyor. Yani beni görün diyor. Beni duyun, beni görün. Ben de varım. Evet. Ben de Hocam, varım. şeye de ben dedim ben Filiz Hocam. Bazen hani sokakta yürürken erkekler yanından giden bir kadın geçiyor da hani bir türkü söylemeye başlıyorlar ya ona da benzetebiliriz aslında hani. Arabası olan arabasıyla, arabası olmayan kendi sesini kullanarak falan böyle. O da geldi aklıma hani öyle şey yaptım. Evet. Yani ben buradayım demenin farklı biçimleri. Araç da öyle. Hani hepinizin çevresinde vardır. Maddi olanaklarına göre onu zorlayarak daha pahalı araba alan ya da almak için uğraşan. Evet. Ben buradayım. Ben şu şu özelliklere sahibim demenin bir yolu olsa gerek o. Mustafa Hocam, Büyük Türkmen devam etmiş yazmaya. Mercedes alan patron gibi, Ferrari alan zengin ve genç gibi hissetmekte, Porsche alan sosyete olduğunu hep bilinçaltında düşünmekte. Reklam, bilinçaltı, felsefe, tasarım, inanç hep bir arada kendine bir yol bulmuş. Evet Mustafa Hocam, öyle. Öyle. Yani araba sadece bir araba değil. O çok açık. Evet.
Yaralı'nın filminde bir tane var hocam. Al Pacino'nun oynadığı. Al Pacino ilk para kazandığı zaman da patronun karısını alacak. Çok kötü bir arabayla gidiyor. Kadın şey diyor. Ben diye bu arabaya mı bineceğim diyor. Buna mı layık oldum diyor. Al Pacino şey diyor. Ne var diyor. Bu da gidiyor diyor falan. Ben de şey diyor. Bu da bir Cadillac diyor. Brandon ama diyor. Hani sinemada da görünüm hani. Kadın şey diyor. Ben buna binemem falan gidiyor. Gidiyor böyle yeni araba alıyor falan böyle. Bu sahne geldi aklıma hocam. Hani kendini konumlamak, arabaya göre şey yapmak hani. Evet. Çünkü orada mesele sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığı için Evet. arabanın sembolik değeri aslında mesele. Yoksa kadın arabaya binecek, Pacino ile Al Tabii. Pacino ile gidecekler ama mesele o değil. Tabii ki simgesel anlamı arabanın. Cadillac'ta fena araba değil hocam. Türkiye'de pek göremiyorum ama falan diye. Ben de severim. Bizimki Yani. Audi gerçi Evet hocam. Bir de Audi şey güzel hocam, reklamlarla ilgili bir şey diyebilir miyim? tabii. Yani kimi özellikle şu korona zamanında da bu değerleri hatırlatan şey, çok güzel bir reklam iniyorsunuz, duygusal sizi duygulandırıyor, sonunda bir bankanın ya da bir firmanın reklamı oluyor hocam. O benim moralimi çok bozuyor. Şey diyorum ya, keşke hani sadece bir kişi hani hayrına bu duyguları hatırlatan bir şey yapabilse böyle, ama onlar pek ortalıkta olmuyor hocam hani. Mesela öyle bir şey yapılamıyor. Hani kamu spotu gibi hiçbir kazancı olmasa da böyle bir şey yapan olmuyor, ama onu şey sağlıyor böyle. Ailenin bankanın oluyor. Ailenin artık marketinin oluyor. Canı sıkan bir durum oldu ve araba hani otomobilde de hocam hani hep şey olan bir durum ve hani otomobil reklamlarında demiştim hocam bence hani olmayan tek şey hani otomobil trafik kazaları olmuyor yani bir gün öleceğiniz yerde aracınız için olabilir denmiyor tabii de hocam. Siz hocam hani uzay ile ilgili şey demiştiniz ya, acaba diyorum hani yakında uzay araçlarının da reklamı olacak mı hocam böyle, ya da ne bileyim drone reklamları ya da şey, ya da biz gökyüzüne baktığımızda yıldızların oradan şey mi geçecek, hani yıldızlara yakın yerden işte reklamları artık oradan mı indireceğim diye böyle uzay şey geldi aklıma. Bir de şey hocam hani modernizm kendinden önceki duygu dünya düşünce dünyasını değiştirdi. Sanki otomobil dünyası da reklam dünyası da ben de seni değiştiriyorum ve seni bir otomobile indiriyorum. Ya da eşyaya indirgiyorum. Biraz da modern indirme aslında onun yani eleştiren tarafla da olabilir elbet, ama onun o düşünce biçimini de ne diyelim hocam hani işgal eden bir şey oldu diyeyim. Öyle de bakılabilir. Şey dedi hocam, hani Filiz hocam, hani akademik düşünce biçimi de hani hep şeyi diyorum ya hocam, hatasız metninin peşindeyiz. Ama şöyle de bir şey var. Kusursuz bir şey yapmak da mümkün değil hocam. Ve hani kusuru olan hiçbir şeyi kabul edemiyorum ya. Bunu da şey yapıyor ne dedik ki. Yani insanların kendisini hep başarısız hissetmesine yol açıyor. Ama o insan bir şekilde başarılı. Çünkü o işle ilgili bir şey yapabiliyor. Otomobil almak da hani alıyorsunuz ama daha iyisini alamayınca sanki başarısızsınız. Buna yol açıyor devamlı ama. Hocam Zaten sen... bunu bize dayatıyorlar satma yöntemi olarak. Bu arada hocam ben bisiklet istiyorum. Bisikletçiyim. Hayalim bisiklet sahibi olmak. Çocukluğumdaki mavi bisiklet. Evet bu arada. yani benim gönlümdeki o kesinlikle bisiklet. Bu arada Mehmet Tuncer hocamızın bir sorusu var sanıyorum. Buyurun hocam. Merhabalar hocam. Teşekkür ederim hocam Merhabalar Filiz hocam. hocam ve Terpil hocam bugün için. Sağ olun. Evet. Teşekkürler Meryem'ciğim. Mehmet hocam, Meryem'in söylediğiyle ilgili sadece bir şey ekleyeyim. Sadece tabii Meryem ticari ürünlerin reklamı yapılmıyor. Sosyal reklamlar da var elbette. Fakat sosyal reklamlar da tabii bir kurum
Veya genel yani mesela diye bir telefon firması Haydi Kızlar okula kampanyası yaptığında o sosyal reklam oluyor ama neticede o marka ona bağlanıyor. Sosyal reklamı devlet de yapabiliyor. Devlet yaptığında da devletin de elbette bir bakış açısı var. Bu sefer de reklam oraya bağlanıyor. Dolayısıyla ticari ürünün reklamı olmasa bile değil mi Mehmet Hocam? Her reklam bir ideolojiye, bir bakış açısına bağlanıyor kaçınılmaz biçimde. Evet. Buyurun hocam. Hocam teşekkür ederim. Anlattıklarınızdan bayağı müstefit oldum. Benim de aklıma sürekli Yeşilçam filmleri geldi hocam. Hani Türk modernleşmesi 50-70 döneminde modern kent İstanbul geniş bulvarlar, yollar ve otomobil üzerinden. Yine bir Doğru. sınıf temsili olarak otomobile sahip olmak bir sınıf atlama aracı olarak resmediliyor. Ayrıca aklıma gelen de kenar mahallelere gelen müteahhitin o arabasının arkasından koşturan çocukların görseli hocam. O da apayrı bir durum olarak karşımızda duruyor. Ve şoför isimli filmlerin çokluğu da yine dikkatimi çekmişti. Bir şoförün gizli defteri, Şoför Nebahat gibi. Yani o 50-70 dönemi Türkiye'nin tam da böyle kırılma dönemlerinde tam bir modernliğin temsili olarak otomobil üzerinden okunabilir herhalde diye ufak bir Evet. katkıda bulmak istedim Evet. hocam. Ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Şimdi siz söyleyince kesinlikle yani Lefebvre'nin dediğini Türkiye'de görüyoruz değil mi? Bir kılavuz Kesin. nesne, bir kral nesne. Türkiye'de modernite gecikmeli olduğu için tabii daha geç yıllara denk gelmiş. Ama doğru. Sinema üzerinden de sanırım otomobil üzerine çalışmalar vardır dünyada. Var Kesin vardır. hocam, evet. Bir de merkezle taşrayı bağlayan bir simgesel araç gibi hocam. Sanki o tam modernlik ve gelenek açısından da dolmuş, tramvay, ulaşım araçları ya da o Tabii ki. dönemin İstanbul'u gibi. Teşekkür Şimdi ederim hocam. Mehmet Hocam Adalet Ağaoğlu'nun romanı işte hani Almanya ile Evet. köyü bağlar değil mi? Otomobil Kesinlikle. üzerinden. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Siz Gazi Üniversitesi'nde misiniz? Hocam ben Kırklareli Üniversitesi'nde Türk Dil Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmam. Lisans, yüksek lisans doktoram da İstanbul Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde hocam. Şehirler arası. Evet hocam. Tanışmış olduk böylece. Çok mutlu Evet oldum. hocam, Filiz hocama da teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bizlere platformu sayesinde ulaştırmış oldu. Size de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ Aslında olun. biz katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hocam hangi alanda yaptınız lisans üstünü? Ben halk bilimciyim hocam. Ben de İstanbul mahalle kültürü üzerine çalıştım. Türk sinemasında İstanbul mahalle kültürü hocam. Ay Yakında harika. sayılır. Evet hocam. O zaman davet edeceğiz sizi. Doktora mı, yüksek lisans mı? Şey doktoram bitmek üzere hocam. Az kaldı. Bitir savunacağım inşallah hocam. Söylediğiniz tez konusunu Doktora konum hocam. Türk sinemasında İstanbul mahalle kültürü bir çözümleme. o zaman Evet, belli bitirin ve ki evet, buyurun. belli ki otomobil de var galiba Evet tezinizde. hocam, evet, yani özellikle sizin kitabınız zaten hocam başucu şeyimiz yanımızda duruyor. Teşekkür ederim yani, çok Bravo. sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Ben Bu de sağ arada Sibel Taş'ın bir sorusu var yine. Diyor ki Şahin araçlarında ayrı bir tavrı tarzı var değil mi? Dar gönüllünün sesi gibi. Bir de araba arkası yazılarla anlamlarını bütünlüyorlar sanki. Kendi reklamlarını kendileri yapıyorlar. Şehrin haylazı gibi diye gülen yüz koymuş. Evet, araba arkası yazılar üzerine benim bildiğim yazıya dökülememiş ama önce fotoğraflanmış çalışma Sedat Veysi Örnek'e aittir. 1980'de ölmüştü Sedat Veysi Örnek. Ölmeden önce kamyon arkası yazının fotoğraflarını çekiyormuş. Biz onların bazılarını bulduk. YouTube'da var. Merak edenler bakabilirler. Sonra da İlhan Başgöz'ün böyle bir derlemesi olduğunu biliyorum. Kendi anlatmıştı. Ama o da sanıyorum yazıya sanki bir insan içinde bahsediyor gibi hatırlıyorum. Bu şöyle Sibel enine boyuna çalışılmış bir konu değil. Bu kamyon arkası yazıları. Atıflar var ama değil mi Mehmet Hocam da halk bilim alanından biliyordur o da. Böyle başlı başına bir metin hatırlamıyorum ben. Hocam Araştırdım. Var Milli Folklor dergisinde sanki onunla ilgili bir makale yayınlandı diye hatırlıyorum ben de hocam. Kamyon arkası Hocam çözümüyle. o konuda bir kitap Emine Hoca Marmara Üniversitesi'nden soyadını ders almıştım kendisinden hatırlayamadım. Çok kitap çıkartıyor.
Emine Gürsoy Naskali hocanın hocam. Bravo, teşekkürler. Ben de göndermiştim. Duvar yazıları, kamyon arkası. Bize doktorada ben hazırlık görmüştüm orada Marmara'da. Ve bize seminer ödev, her hafta ödev veriyordu. Ama seminer ödevi veriyordu. Yani bir dönemde iki tane değil, vize ve final olarak her hafta seminer ödevi yapıyorduk hocam. Birkaç tane. Ve bir tanesi kamyon arkası yazılar, bir tanesi duvar yazılarıydı. Daha sonra ben hocanın mail listesindeyim. Sürekli bir konu belirleyip mail gönderir hoca. İşte vefa konusunda, at konusunda, Türk kültüründe at konusunda, işte kahve konusunda birçok konuda makale bekliyor sizden ve kitap çıkartıyor. Editörü kendisi oluyor. Bu konuda da ya çıkardı ya çıkaracak. Mesela Mutfak Araç Gezi hediye etmişti dersine başladığında imzalayıp. O Emine Gürsoy Naskali diye bakarsanız o kitaplarında böyle kitap formatında bulunabilir. Filiz Hocam, Meryem Karagöz de hatırlatmış. Çok teşekkür ediyorum. Faruk Güçlü'nün ismi araba yazıları olan kitabı varmış. Ürün yayınlarından çıkmış. Bir daha alalım hocam. Bir daha alalım adını. Linkini attım hocam. Araba yazılarında. Bir küçük bir kitapçık şeklinde zaten. Benden öyle bir kitap da hani göstereyim diyeceğim de hocam nereye koydum? Faruk ne söyledi? Faruk? Güçlü. Bir de çıktı yayın evi yazıyorsa söyler misiniz? Ürün yayınları. Nasıl? Ya eski bir kitap çıktı. Ürün yayınları hocam. Tamam, teşekkürler. Ne güzel yani birikimin olması böyle. Evet Filiz Hocam, bitiriyor muyuz acaba? Evet, katkı ya da bir şey söylemek isteyen var mı? Ben Mehmet Tuncer hocama yüksek lisans tezimin konusunu sormak istiyorum. Hocam yüksek lisans tezim biraz gecikmeli olmuştu. Konu değiştirdim. Sait Faik Abasıyan'ın eserlerindeki halk bilimi unsurları üzerineydi. Harika, muhteşem. Peki kitap olarak basıldı mı? Yok hocam, o da yakında inşallah nasipse. İnşallah. Çok önemli, çok önemli bir öykücümüz ve gerçekten o zaman şöyle yapalım. Mehmet hocamın. Hocam, önce isterseniz vedalaşalım, kaydı durdurayım ben. Sonra sohbete devam edelim. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Buyurun. Vedalaşmak için söylediğiniz bir şey varsa yol. Ben siz açtınız, siz kapatın lütfen. Buyurun. Estağfurullah. Bu ilk toplantımızdı. Çok önemli, çok güzel bir isim ağırladık. Biraz ben hayranı olduğum için Serpil hocamın hayranı olduğumu söylüyorum. Serpil hocamız çok verici, aynı zamanda çok verici bir hoca. Umarım bunun devamı gelir ve ben söyleyecek söz fazla bir şey yok zaten. Her şey söylendi. Çok teşekkür ediyorum. Başka toplantılarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Filiz Hocam davetiniz için hem de bu keyifli buluşma için.